İyi akşamlar değerli seyirciler. Alternatif'e hoş geldiniz. Sevgili seyirciler yine yoğun bir gündemle karşınızdayız. Bu akşam çok önemli bir isim stüdyo konuğum Profesör Doktor Yusuf Alaçoğlu. Yusuf Bey'i biz aslında şu an Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kayseri Milletvekili. Ama biz onun Politik kişiliğinden ziyade akademisyen kişiliği Yusuf Bey Yusuf Hoca olarak biliriz biz Ankaralı gazeteciler Türk Tarih Kurumu Başkanı olarak e, biliriz e, tarihe olan e, tarihte olan iddialı e, kimliğini kişiliğini biliriz uzmanlığını biliriz Türk Tarih Kurumu Başkanlığındaki başarılı icraatlarından tanırız bu akşam. Üstü Falaşoğlu hocamla enine boyuna Ermeni meselesini konuşacağız ama tabii sadece Ermeni meselesini değil. Bülent Arınç'ın yaptığı son densizliği belki haberiniz olmamıştır. Sevgili hocam önce hoş geldiniz diyorum. Belki seyircilerimin haberi olmamıştır. Aslında Fransa'daki malum soykırım o hikayesi o olayı örttü bir bakıma gölgeledi. Bülent Arınç bütçe malumunuz açış konuşması ...sonunda büyük bir densizlik yaptı. Densizlik ifadesi benim şahsi yorumumdur. Neye dayanarak söylüyorum? Şuna dayanarak söylüyorum. Yani Kürtçe eğitim, etnik dilde eğitim ve bunlara anayasal güvence. Evet değerli seyirciler, Bülent Arınç mecliste Kürtçe eğitim... ...sadece Kürtçe değil, etnik dilde eğitim ve... Bunlara anayasal güvence getirilmesinin taahhüdünü vermiştir, sözünü vermiştir. Nerede? Türkiye Büyük Millet Meclisi ee, Genel Kurulu'nda. PKK'lılar da alkış tutmuştur. Pardon, BDP'liler diyecektim. Ama zaten onlar da PKK ile çok ayrı gayrı olduklarını iddia etmiyorlar. E, hatta e, meclisteki uzantılar olduğunu söylüyorlar. BDP'liler, PKK'lılar, PKK'lı milletvekilleri, BDP'li milletvekilleri... ...Bülent Arınç'ın bu sözlerini hararetle, alkışlarla karşılamıştır. Dolayısıyla aslında Türkiye e, bugün Elmeni densizliğini enine boyuna... E, ...bu akşam elbette sorgulayacağız ama... Bülent Arıç'ın yaptığı densizlik benzeri pek çok konuyu daha gündeme getireceğiz. Sevgili hocam tekrar hoş geldiniz diyorum. Ben tabii çok burası bir ilmi platform değil sayın hocam. Dolayısıyla akademisyen, e, akademik bir bilgi istemiyorum sizden. Ben e, burada bir iki haftada dillendirdik sevgili hocam. E, şimdi Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başbakanı, başbakan sıfatı ile mecliste kürsüye çıkıp kürsüye çıkıp dersinde katliam olmuştur. Dersinde bebeler süngülenmiştir. Dersimde dere kenarlarında çocuklar boğdurulmuştur diyebiliyorsa elin fransızı da pekala Ermenilere Türkler soykırım yapmıştır diyebilirler maalesef onlara biz alışkınız. Yani Fransızların bunu söylemesine ben hiç şaşırmıyorum. Fransızlar devletinin başbakanı başbakanı tarihsel hiçbir veriye dayanmadan dayanmadan Necip Fazıl Kısa yürek için bir kitabı ki ben rahmetli Necip Fazıl Kısağüre'yi tanıdım 1980 79 80 senesinde tanıdım kendisiyle ...iki üç defa sohbetinde de bulundum üniversite öğrencisiydim. Aslında o yıllarda Necip Fazıl'ın vefatı öncesinde bu milli görüşçülere ateş püskürürdü. Onun şahidi benim. Hatta Erbakan ve tayfasını ya bunlar NATO'nun taşeronları, taşeronları İsviçre'den bunlar istikrar, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için Erbakanlığı İsviçre'den getirten NATO'dur demiş idi. E Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül ve benzerleri de o gün Necmettin Erbakan'ın talebeleriydiler. Dolayısıyla aslında Necip Fazıl'ı e, Necip Fazıl'a sığınmaları onu referans vermeleri de e, şey değil aslında. Ama bir başka boyut Necip Fazıl kısa köre çok büyük bir şairdir. Mütefekkirdir ama asla tarihçi değildir sevgili hocam. Takdir edeceğiniz üzere. Dolayısıyla Necip Fazıl üzerinden ateş etmeleri de ahlaki değildir. Onun altını çizelim. Şimdi sevgili hocam siz gerçek bir tarihçi olarak bu ülkenin Türk Tarih Kurumu gibi çok önemli bir kurumunda yıllarca alkışlanacak bir hizmet veren biri olarak başbakanın meclisin kürsüsüne çıkıp Dersim katliamı mugalatasını yapması ve toplumu ajite etmesi ve buna paralel olarak işte Fransızların malum Erbeni soykırımı sakızını çiğnemesini nasıl değerlendirip yorumlayacaksınız? Buradan başlayalım. Akabinde ben ardı ardına sorular soracağım hocam. Buyurunuz. Şimdi Sabahattin Bey her şeyden önce şunu söyleyeyim. Her ne kadar meclise girmişsen de yani siyasi bir kimliğim varsa da bir türlü ben e, ilmi kimliğimi bir yana bırakamıyorum. Yani e, zaten herkes hocam diyor. E, kimse vekil e, sen demiyor. bizim hocamızsın hakikaten öyle. Ben de, ben de bunu tercih ediyorum. Onu özellikle belirteyim öncelikle. İkinci olarak e, benim bildiğim kadarıyla e, Sayın Başbakan e, bu özür kelimesini meclis kürsüsünden yapmadı. Mecliste AKP'nin grup grup toplantısında, toplantısında yaptı. Yani meclis görüşsüz deyince Türkiye Büyük Millet Meclisi görüşsüz anlamında. Aynı çatı aynı çatı ama grup, topla. Salonlar grup toplantısı. Salonlar farklı. Onlar biraz Salonlar farklıdır farklı. biliyorsunuz evet, orada yaptı. Evet doğru ama salon farklı doğru. Dolayısıyla onu düzeltelim fakat şunu ifade edeyim. Biliyorsunuz ilk daha bu beyanı verdiği andan itibaren ben bir takım tenkitlerde bulundum. Evet. Birincisi bir başbakanın konuyu bütün açıklığıyla ortaya konmamış bir konuyu bu şekilde... Ee, dile getirip e, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınmış bir karara istinaden düzenlenmiş bir harekatın sonuçlarını kendi üzerine alıp kendisinin Türkiye Büyük Millet Meclisine danışmadan böyle bir özrü dilemesinin yanlış olduğunu ifade ettim. Çünkü o dersim kararını alan milli iradedir. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Bunu meclis kürsüsünden de ifade ettim. Evet hocam. Bu dedim yanlıştır. Böyle bir ifade Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapılamaz. İkincisi bir başbakanın ulu orta böyle e, özür diliyorum demesi yanlıştır. Çünkü yarın bunu Ermeniler bir şekilde kullanacaktır dedim. Ve nitekim hem Amerika'daki diaspora Ermenileri şu an bunu kullanıyorlar. Hem de geçen Fransa'ya gittiğimizde Sarkozy'nin çok e, dış politika danışmanı e, olan büyükelçi bize aynen bunu söyledi. Say, sizin başbakanınız Kürt Alevilerle ilgili onların katliamı ile ilgili özür diledi. Bu bir önemli e, gelişmedir. Haliyle arkası da bunun Ermen olarak geliş, ger, gerçekleşebilir dedi. Bunu bunu son seyahatinizde Son seyahatimizde söyledi. Duydunuz, dinlediniz. Herkes duydu bütün yani Ama AKP Ama bunları yazmıyor sayın hocam. AK, AKP'nin kendi e, evet. iki tane üyesi vardı orada. Onlar da duydular sadece ben duymadım. Evet hocam ama Türk iki. haber olmadı maalesef. CHP'den de iki kişi vardı. Evet. Bunu Cumhuriyet Halk Partisinden olan arkadaşlar da mecliste de dile getirdiler aslında. Başbakanın e, ben o söylemlerini de, ben de, orada kullandılar. Ben de şeyde dile getirdim. Basın toplantısında dile getirmiştim. Evet hocam. Dolayısıyla bunu kullandılar ve kullanıyorlar. Biz bunu böyle olacağını söylemiştik. Ha bu şu anlama gelmez. Dersim konusu araştırılmasın. Tam tersine ben şunu da ifade etmiştim mecliste. Dedim ki bir araştırma komisyonu kursun Türkiye Büyük Millet Meclisi. Hem meclis tutanakları açılsın hem genel kurmay arşivi açılsın. Ama bununla beraber o sırada Suriye ve Hatay meselesi olduğu için Suriye ve Hatay'da Fransa ile meselemiz olduğu için Fransa'nın bu işte dahli nedir dersin meselesinde bu ortaya çıksın. İngiltere'nin dahli nedir? şey, Seyit Rıza ile ne kadar bağlantısı vardır bunların. Mektup falan değil mi hocam? Mektup falan meselesi. Ve Rusya'nın ne kadar şey vardır? Çünkü Seyit Rıza'nın mahkeme tutanaklarında, kendi ifadelerinde, burada Rus şeylerinde, subaylarında yer aldığı ifade ediliyor. Dolayısıyla bunların tümüyle bütün çıplaklığıyla ortaya çıksın, ortaya açıklansın. Tarihte hiçbir şeyin gizli kalması doğru değil. Zaten biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk'ün çok herkesin çok iyi bildiği bir sözü var. Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa ...değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. Siz istediğiniz kadar saklamaya çalışın... ...eninde sonunda tarihi gerçekler ortaya çıkar. Her ne kadar bazı ideolojik görüşte olan insanlar varsa... ...köşe yazarlarından tutun da üniversitelere kadar pek çok kişi... ...aslında hep resmi tarihten söz ederler... ...ama ideolojik tarihten hiç söz etmezler. Aslında resmi tarih her ülkede belli ölçüde vardır. İdeolojik tarih çok daha kötüdür resmi tarihten... Çünkü onlar olduğundan daha farklı gösterirler tarihi ve onlarınki yıpratıcıdır. Türkiye'de de ideolojik Türkiye'de tarih... de bunun bunun örnekleri o kadar çok ki az önce evet. söyledim. Bazı köşe yazarlarından tutun da dedim. Hani tarihle yüzleşmekten bahseden bazı köşe yazarları vardı. Ben Tarih Kurumu Başkanıyken onlara mektup gönderdim. Taner Akcan gibi. Gerçekten gibiler. tarih e, hayır hala Türkiye'de oturanlar Halil Türkiye'de, Türkiye'de oturan köşe yazarlar evet. İsim vermeyeyim şimdi. Evet. Ama onlara şunu söyledim tarihle gerçekten yüzleşmek o kadar kolay değildir. Kendi mesela e, akrabalarınızın, mesela dedenizin yaptıklarıyla yüzleşebilme imka, şeyine cesaretini gösterebiliyorsanız size birkaç tane belge göstereyim. O zaman yüzleşin ve bunu köşenizde yazın dedim. Bir daha ses çıkmadı. Şimdi tarihle yüzleşmek o kadar kolay değildir. Ne olursa olsun, kim olursa olsun. Ama şunu ifade edeyim. Bizim Türk milletinin tarihle yüzleşmekten korkacak hiçbir şey yoktur. Utanılacak bir şeyimiz Hiçbir yok. Hiçbir şey yoktur. Zira bakın çok basit bir mantık silsilesi takip ettiğimizde bile bunun doğru olduğu çıkar ortaya. Şöyle ki Türkler dünyada en fazla devlet kuran millettir. Hatta imparatorluk diyeceğimiz nitelikte. Yani imparatorluk genelde Batılılar tarafından kullanılır ama Batılılar bizim için de kullanırlar Çünkü birden çok devleti bünyesine alabilmiş devletlere... ...büyük devletlere imparatorluk adı verilebilir. Yani ille imperyum... E, ...emperyalist olması gerekmiyor. Burada... ...Osmanlı İmparatorluğu gibi... ...Selçuklular gibi... ...işte... E, ...Göktürkler gibi, Hunlar gibi vesaire gibi... ...büyük devletleri... ...imparatorluk şeklindeki devletlerimizi düşünecek olursanız... ...içinde çok milletin... ...çok inancın, dilin, dinin... ...rengin bir arada... ...tutulabildiği... E, ...büyük devletlerdir bunlar... Bakın bunlar milli devlet değildir. Büyük başka milletlerde bünyesini aldığı için yani ırkçı olamazlar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Irkçı olsalar olamaz. zaten imparatorluk olmazlar. Olamazlar zaten. Çok Dolayısıyla milletli Osmanlı yapılır. İmparatorluğu da çok milletli, çok dinli, çok dilli, çok kültürlüdür. Evet. Haliyle Osmanlı Devleti zaten ırkçı olamaz. Evet. Irkçı olmadıktan sonra zaten soykırım yapamaz. Eşyanın tabiatı gereği. Zaten terstir. Şimdi sevgili hocam. Şimdi burada. Evet. Sayın Başbakan'ın bu türden konuşmasından sonra şunu ifade ettim. Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarını açın. Genelkurmay arşivlerini açın. Madem her şey Başbakan'a bağlı, talimat versin hemen açtırsın. Veya bir komisyon kursunlar, gidip Fransız arşivlerinde İngiliz arşivlerinde, Rus arşivlerinde bu konuda araştırmalar yapılsın. Dersimin ardı önü nedir ortaya çıksın. Ben size sadece burada ne olur ne olmaz diye yanıma almıştım. Evet. Hocam. Bakın Dersim adı altında bu fotokopisidir. Kayıt altında 100 tane basılmıştır. Gizli ve zata mahsustur. Dersim. Evet hocam. Şimdi 100 tane basılmıştır. Kim Janda, bastı bunu pardon? Dahiliye vekaleti, İçişleri Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı. ne zaman Bas, basıldı basım, basım tarihi de 1938. Evet. Şimdi bu kitabın içerisinde Dersim'le ilgili tüm raporlar, hatta şöyle söyleyeyim hangi aşiretler vardır, kaç silahlı adamları vardır, kaç koyunları vardır, bunların ne kadarını devlete bildirmişlerdir, bunun ne kadarını vergi olarak ödemektedirler bakın hepsi burada kayıtlı bunların. Mesela hangi aşiretler var diyoruz? Arilla aşireti, Yelce aşireti, bakın e, ee, Karaballı aşireti ki zaten e, şeyde zannediyorum ki Seyit Rıza da bunlardan bir tanesinden bir Türk aşiretinin mensubudur. Onun için Seyit olamaz zaten. Yani Seyit, Kürt Seyit falan da Rıza, değil. mi? Evet, Kürt, evet, değil. Kürt değil. Türktür zaten aslı. İkincisi Seyit olamaz. Türk olsa da Kürt olsa da Seyit olamaz. Evet. Çünkü Seyit olması için Arap olması Arap lazım. Arap olması lazım. Burası Seyit Rıza denmiştir. O genelde hep böyle şeylerden e, ...dolayı denir. Osmanlı Devleti'nde... ...seyit olanlara... ...vergi muafiyeti vardır. Onun için herkes seyit olarak kendini kaydettirmiştir. Bu bir şeydir, gelenektir. Bunu herkes bilir. Mesela yukarı Abbas Uşağı vardır. E, o, o, aşiretler arasında sayıyorum. E, kalan aşireti vardır. Bozukanlı aşireti vardır. Bakın bunların hepsi Türkçe. E, ve Türk aşiretleridir. Damanlı aşireti vardır. Perihan, beyit. ...ondan sonra Topuz oğlu Maksut uşağı, Şam uşağı. Şimdi biliyorsunuz e, Haydaranlı bunlar e, Alevi Türkmenlerdir. Haydaranlılar mesela. E, dolayısıyla bu Karabaş, Baba Mansur, Sultan Munzur, Avuçan, Sultan Munzur dedikler yine aynı şekilde Alevi Türkmen aşiretidir. Kureyşanlılar. Kureyş veya Kureyşanlı diye geçer. Bunlar Kureyşanlılar mesela e, bu Tunceli bölgesine Akşehir bölgesinden göç etmişlerdir. Beydililerdendir bunlar da. Bunlar da Alevi Türkmen'dir. Ondan sonra Şükranlı, Arilli, bu şekilde Şavak ki bunlar Bayat boyundandır mesela. Hala Şavaklar vardır bugün. Elazığ'dan Erzincan'a kadar olan peynirleri de meşhurdurlar. Bunlar. Şimdi bakın bütün bu aşiretlerin hemen hepsi orada kimler oturuyor ne yapıyor hepsi önceden şey yapılmış. Bunların şeyleri hazırlanmış, raporları hazırlanmış. Kaç tane silahlar adamı vardır, neyi vardır, neyi yoktur. Bunların hepsi burada kayıtlı. Yani bu çalışmayı gizli ve zata mahsus olarak yapmışlar. Dediğim gibi ne kadar şeyleri vardır, genç nüfusu vardır, askerliğe giderler mi, gitmezler mi bunlara varıncaya kadar kayıtlı. Şimdi tabii onun dışında hangi aşiretin ne kadar ailesi hangi bölgeye nakledilmiştir şey sonrasında isyanın bastırılmasından sonra söz gelimi aşağı Karaballı aşireti reislerinden ileri gelenlerinden ile aile Kırklareli kazasına ailenin adları da vardır. Mesela Kangozade Mehmet, Ali Alioğullar, Veysi ve Yusuf, Murtazazade, İsmail Ağa gibi bunların hepsinin nereye nakledildiklerine kadar burada bile vardır. Şimdi buna inanmıyorlarsa yapılması gereken tek şey vardır. O zaman dediğim gibi bu harekatın şeyi kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne alınmıştır. Bazıları işte tek şey parti zamanı diyorlar. İsterse tek parti değil on parti de olsa bir parti de olsa karar Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkmıştır. Haliyle bütün kayıtlar orada mevcuttur. ...Türkiye. Peki buna rağmen başbakan... ...başbakanın o... o ...bu lisan mıdır... ...daha ötesi bir şey midir? Anlamakta... ...benim birazcık, zorluğum var. Birazcık o bölgelere bir mesaj vermeye çalışıyor... ...zannediyorum Sayın Başbakan. Belki yaptığından sonra... ...kendisi de pişman olmuştur. Çünkü gerçekten bu... ...bir başbakanın ağzından çıkmaması gereken şeydir. Yani araştırma... ...için komisyon kurdurabilir... ...şunu yapar, bunu yapar ama... ...ne olduğunu daha bilmediği bir konuda... ...özür dilemeye kalkışması devletin en üst kademesinde bir kışmaya, kişiye zaten yakışmaz. Hayır şurada bir en tezata düşüyor. En siyaseten yakışmaz. Tezata düşüyor hocam. Diyor ki Ermeni meselesinde siyaset konuşmamalı, tarihçiler konuşmalı diyor kendisi. Ama aynı kendisi, onu da, onu aynı diye, kendisi dersim konusunda tarihçilerin yok sayıp, onu da, onu da ifade yok sayıp, e, Sayın burada, burada şimdi başka konularda tarihçiler her şeyi bırakalım derken bu konuda kendisinin ön plana çıkması zaten e, birbirine zıt e, şeyler, sözler olarak çıkıyor ortaya. Şimdi burada yapılması gereken tek bir şey vardır. Artık madem ki e, cini şişeden çıkardık, o zaman menemen meselesi, e, İstiklal istiklal mahkemeleri meselesi ki 1920 ile 26 yılın arasındadır İstiklal mahkemeleri biliyorsunuz. Biliyorum ben onun belgeselini 1936 hazırladım. 1936 ile 1938 arasındaki bu e, Dersim meselesi ki bu Dersim konusu 1860'lara kadar uzanır o tarihte bile Osmanlı Devleti oralara hakim değildir ve 1865 yılında Ahmet Cevdet Paşa ile Derviş Paşa fırka İslahi ile Kozan veya Hatay bölgesinde ıslahat hareketi yapmıştır. Ardından Zeytun'a oradan da Dersim'e gideceklerdir. Teşkilat öyledir ve kendi ifadeleriyle Ahmet Cevdet Paşa'nın böyle ifade etmektedir. Dolayısıyla o zaman şöyle diyor. İşte burası devletin ulaşamadığı bölgeler olduğu için ki dersin bugünkü Tunceli değil biliyorsunuz. Evet. Ee, El, daha Elazığ azı vesaire Elazığ, Erzincan Erzincan'ın içine alıyor. Ee, bir takım daha doğrusu oraların bazı ilçelerinde içerisine alıyor. Eee içerisinde hem Aleviler var, hem Sünniler var, hem Türkler var, hem Kürtler var, hem dermenler var. Evet. Yani 1936'da da orada Hozat'ta, Çemişgezek'te ee, Ovacıkta Ermeni nüfus var, 1500-2000 civarında da her bir ilçede Ermeni Ermeni kimliğiyle Ermeni nüfusu da var. Evet. Dolayısıyla yani bunların hepsini iyi tahliyle tabi tutmadan çıkıp bir devlet adamının e, e, sonu ne olacağı belli olmayan bir şekilde konuşması son derece yanlıştır. Devlet adamları çok konuşmazlar. Ama şunun için çok konuşmazlar çünkü devlet adamının ağzından çıkan her kelime yaydan çıkan ok gibidir. Durduramazsınız. Ve tarihe öyle geçer. Ve şimdi şöyle düşünün. Ne kadar çevirirlerse çevirsinler. Ne kadar farklı isimler verirlerse versinler. Kürt açılımı dedikler açılım artık demokratik açılım bilmem ne diye anılmaz. Kürt açılımı diye anılır. Evet. Tarih bile evet. yazar. Evet. Şimdi Sayın Başbakan'ın Dersim'le ilgili sözlerde öyle yazılır. Onun değişik değiştirme yolu yoktur. Başbakan kendisini kurtarmak istiyorsa tek yapacağı şey vardır burada. Ben onu öneriyorum bir tarihçi olarak bir komisyon kurdursun, bütün meclis, genel genelkurmay arşivleri açılsın ve hatta Fransa, İngiltere, Rusya gibi arşivlerde de araştırma yapacak ekipler kurdursunlar, oradan belgeleri toplatsınlar, getirsinler, adam gibi bir sonuç elde edilsin ve ortaya çıksın her şey. Şunu da söyleyebilirim, yani burada bir takım insanlar gerçekten e eza görmüş müdür, işte işkenceye ve hatta ölüme suçsuz yere öldürülmüş müdür? Bunlar da mümkündür. Bunlar da mümkündür. O çatışma içerisinde mümkündür. Bunlar da çıksın ortaya. Ama burada bir kasıt olup olmadığı da çıksın ortaya. Evet. Şimdi tam bu noktada gerçek konumuzun biraz dışında ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir ay önce Dış İlişkiler Komisyonu'nda bunu Ümit Özdağ anlattı, yazdı da Ümit Özdağ oraya konferans sen şeye çağırdılar. Konferans vermeye AKP Ordu Milletvekili İhsan Şener. İnsan Hakları Komisyonu'ndaydı. Ben de oranın üyesiyim zaten. Heh. Ben de dinledim zaten. Dinlediniz mi hocam? Ben oradayım. Onu bir anlatır mısınız? Ne olur seyircilerimiz bu konuyla çok ilgili. O AKP'li milletvekili ne dedi? Hakikat nedir? Re referans sizsiniz tarihçi olarak. AKP'li milletvekili ne dedi tam olarak çünkü ben onu burada dillendirdim haftalarca e, televizyon, ulusal kanalın seyircisi çok hassas bu konuda haklı olarak hassas. Yani kurtuluş savaşı hiç yapılmadı gibi mealinde şeyler söyledi galiba. Tam olarak neydi sevgili hocam? Şimdi biz e, Ümit Özdağ'ı şunun için davet ettik. Şimdi biz e, İnsan Hakları Komisyonu'nun e, olarak bir alt komisyon oluşturduk. O komisyonun içerisinde ben de varım. Zaten katip üyesiyim komisyonun. Evet, evet hocam. Dolayısıyla alt komisyonunda yer almıştım. Orada e, terörden kaynaklı e, yaşam hakkının ihlalleriyle ilgili e, çeşitli kişileri dinliyorduk. İşte e, Sayın Ümit Özdağ'a da e, davet ettik. O da e, geldi. E, faili meçhullerle ilgili Devletin çeşitli resmi kurumlarından aldıkları bilgileri bize aktardı. Şu kadar işte göz altında e, olup da daha sonra kaybolan insan vardır dedi. Şu kadar cesedi bulunmamış, şu kadar cesedi bulunmuş. Bunların hepsini tek tek bize izah etti. Zaten kendi kitabına da bunları e, yazmış. Bunları ifade etti bize. Çünkü şöyle düşünün, bir ülkede insanlar o ülkede e, e, huzur içerisinde, güven içinde yaşayamıyorlarsa o ülkede huzur sağlanamaz. Onun için her bir insanımızın bu topraklarda, bu ülkenin vatandaşları olarak huzur içinde yaşatmak mecburiyetimiz vardır. Devletin yücelmesini istiyorsak. Evet. Çünkü insan en önemli unsurdur. Ümit Bey bunları anlattıktan sonra konu içerisinde şöyle bir şey oldu. Ümit Bey batıda batı coğrafyamızda Anadolu'nun batısında zaten Kurtuluş Savaşı'nda bile biz faili meçhul şeyimiz işte, olmadı ne linde işte bir şeyler. O zaman bazı çetelerin kendiliklerinden idam yetkileri varmış olarak idam etme hak, hakları vardı. İşte düzenli ordu kurulup bunların elinden bu yetkiler alındı deyince işte Sayın Milletvekili de böyle bir yetki kim vermiş dedi. O dedi ki çeteydi bunlar. Dolayısıyla herhangi bir kişiden yetki almak durumunda değillerdi ki o yetkiyi kendi kendilerine vermişti. Dendi. Aslında dolayısıyla dedi milli mücadele döneminde bunların elinde artık e, merkezi otorite sebebiyle bunlar e, bu işi yapamaz hale geldiler. Deyince o da e, dedi ki zaten dedi. İhsan Şener AKP'li. Evet. Evet. ben isim vermedim sizden. Ben diyorum AKP mi? Ordu Milletvekili Ordu Milleti, İhsan, Şener. İhsan Şener, Tayyip Erdoğan Bunu ve Gülen ve e, Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül'ün de yakın arkadaşı, danışmanıydı bir dönem. Evet. Bir de doktora falan yaptığını söyledi ama yapmamış sonra öğrendiğim kadarıyla. Evet hocam. E, şimdi e, tutanaklar aldım ben çünkü elimde evet. tutanaklarda ne var. Ne dedi İhsan Şener? E, dedi ki e, Yunan tarihlerinin hiçbir tanesinde zaten dedi Anadolu hikayesi yazmıyor dedi. Halbuki yazdığını ben biliyorum çünkü Tarih kurumu başkanı iken Avrupa Konseyi'nin ki kart verdiği bir hanım İngiltere'den o bunun başkanlığını yapıyordu. Bizim Türkiye'ye geldi. Talim Terbiye Kurulu'nda defalarca toplantı yaptık. Ve bu kart bize şunu yani bir proje alarak Avrupa Konseyi tarafından getirilmişti. Tarih kitaplarındaki düşmanlık ifade eden cümlelerin çıkarılması ile ilgili bir çalışmaydı bu. Biz bu çerçeve içerisinde bütün komşu ülkelerin tarih kitaplarını kontrol ettik ve bu kontroller içerisinde kimin bize nasıl bir şekilde hitap ettiğini veya bakış açısı getirdiğini kitaplarında bunu değerlendirmesini yaptık ki birçok arkadaşımız o zaman İlber Ortay'da vardı içinde bunun şey Çağrı Erhan da vardı hepsinin evet. elinde de bunların raporları da var benim elimde de var tabii ki Yunanistan da vardı bunun içerisinde Yunan tarihlerinde bizleri Nasıl barbar gördüklerini, Anadolu'da ne yaptıklarının hepsini yazdığını biliyoruz. Ama İhsan yok Şener dedisi, yalan söylüyor, yok, yok diyor. Yok dedi. Buna da mehaz olarak, kaynak olarak dedim ki nereden? Bir de ben de soru sordum çünkü ben de konuştum. Evet. Dedim ki nereden öğrendiniz? İşte Sadık Ahmet'ten nedir, rahmetli'den bahsetti. Dedim ki Sadık Ahmet'i ben de tanırdım. Ben de tanırım, evet. Böyle bir şey söz konusu evet, olmaz evet, ama evet. arşivlere gittiğinizde bunların ne olduğunu görürsünüz. Çünkü ben tarih kurumundayken Levent diye bir arkadaşı ben oraya bu konuları araştırmaya gönderdim ondan haber yok tabii onların. Ben pek çok iş yaptım Tarih Kurumu'nda da herkesin haberi yok. Bazıları e, gizli olarak kaldı yaptığım çalışmaların. Çünkü bu adalar meselesini araştırıyorduk. Hani egemenliği tartışmalarda... iki tane de kitap çıkardık bununla ilgili. Şimdi bu çerçeve içerisinde o arşivlerde neler yazdığını çok iyi biliyoruz fakat e, Yunan arşivlerinde Anadolu kelimesi geçmez. Ön Asya geçer. Ön Asya. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla ta Polatlıya kadar gelen ve orada savaşılan insanlar Yunanlılar değildi. De acaba dedim Uzaydan mı gelmişler diye de sordum. Böyle bir şey saçmalık olmaz diye de söyledim. Yani çok geniş bir konuşma vardı orada. dolayısıyla böyle bir konuşma geçti. Yani, dedim ki ne olduğu belli olmaz bu işler. Araştırılınca bakalım milli mücadelede oldu mu diye bir cümle daha kullandı. Şehitlikler yapay filan. Şehitlikler şunu söyledi onun üzerine işte onu söyleyeceğim. Dedim ki bakın dedim güneyde dedim Çeteler vardı. Adana, Urfa, Maraş Fransızlar tarafından işgal edilmişti. O çetelerin yaptıkları. Ben orada yaşamış bir insanım. Ve onları çok iyi biliyorum. Fransızlarla 1921 anlaşması niye yapıldı dedim. İşte dedi ama biz dedi gene şeyde Milli Güvenlik Akademisi'nde bir kurstayken dedi. Şehitliklere götürdüler. Şehitlikler bomboş zaten sembolik olarak yapılmış dedi. Ben dedim ki evet doğrudur. Sembolik olarak yapılmış. Orada şehit göremezsiniz. Çünkü şehitlerin hepsi kefensiz olarak orada yatıyor dedim. Dolayısıyla yani böyle bir tartışma şeyi geçti aramızda ama çok talihsiz bir konuşmaydı. Ama dramatik bu. olan şu şey hocam. Türkiye Cumhuriyeti devletini 9 yıldır bu insanlar yönetiyor. Tarihe bakışı bu olan, Kurtuluş Savaşı olmamıştır diyen kafalar yönetiyor bu Türk ama şimdi bu, Türk tarihi için e, hicap fotoğrafıdır. Bu, bu şunu söyleyeyim. Tabii e, zannediyorum ki e, bazı konuları çok iyi bildiğini zanneden insanlar çeşitli alanlarda biz bunu görüyoruz. Ortaya çıkıyorlar. Aslında bir kitap veya iki tane kitap veya hiç okumamış oldukları kulaktan dolma bilgilere sahip olmalarına rağmen çıkıp cesaretle bunu konuşuyorlar. Hani cahil cesur olur denir ya. Evet. Böyle bir havayla yapıyorlar. Bunu eminim art niyetle yaptıklarını düşünmüyorum fakat hep küçükten itibaren dolduruşa gelip bir takım cumhuriyetle düşman hale getiren bir zihniyet var. İdeolojik ya. tarihten bahsediyordunuz evet. demin. İşte bu o ideolojik tarih çerçevesinde hani resmi tarihe alternatif ...bir tarih çıkartmaya çalışıyor ya... Kadir Mısırlıoğlu tarihi işte. Kadir ee, Mısırlıoğlu işte o tarihi. O veya işte başka... ...şeyler tarih vakfının falan şeyler var. Evet. Ötekileştirme falan veya öteki... Yani öteki tabii ki olacak tarihte. Evet. Öteki olmadan tarih yazılmaz. Yani Çanakkale öteki olmadan... ...Çanakkale Savaşı'nı nasıl Mümkün değil. Evet tekrar gündeme, ana gündeme gelelim Şimdi e, Cumhurbaşkanı... ...Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı... ...Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'yi arıyor iki kere telefonuna çıkmıyor. Şimdi bizim yalaka besleme yanaşma medya söyleyecek sözü yoktu. Utancından çıkamadı diyor. Oysa bir hakikat var. Adam yerine koymadı Abdullah Gül'ü. Öyle ya. Öyle ya. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı sizi arıyorsa, Fransa Cumhurbaşkanı arıyorsa ona nezaket gereği çıkması lazım. Şimdi bu adam yerine koymamaktır ama bizim yalaka besleme yanaşma medya ...adam yerine koymadı demiyor da... ...söyleyecek sözü yoktu çıkamadı diyor... ...bunu yani şimdi bir düşünün... ...sevgili hocam... ...Türkiye bölgesinde lider... ...ahkamlarını kesiyor... ...Fransa ile beraber Libya'yı bombalıyor Türkiye... ...Juppe geldi... ...Alan Juppe geldi Suriye'ye... ...baskı noktasında... Hayır ...baskı noktasında geldi yine Ankara'ya görüştü... ...Suriye'de beraberiz... ...Suriye'yi kuşatma... ...Suriye'ye ilan edilen Haçlı seferinde beraberiz... Libya'ya ilan edilen Haçlı Seferi'nde beraber vuruştuk. NATO'da beraberiz. Fransa ile ama o Fransa'nın devlet başkanı bu ülkenin Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın telefonuna çıkmıyor. Bu Türkiye'nin büyük devlet olduğunu mu gösteriyor yoksa neyi gösteriyor? Şimdi Sabahattin Bey şunu söyleyeyim bir şeyleri de düzelteyim bu arada. Şimdi tabii ki Türkiye'nin büyük devlet olması olma e, potansiyeli çok büyük. Türkiye'nin büyük devlet olma potansiyeli çok büyük. Hem bulunduğu coğrafya hem e, böyle enerjik bir nüfusa sahip olması e, gibi sebeplerle. E, fakat tabii e, öncelikle Türkiye'nin büyük devlet olması için e, bir takım yerlere bağlı olmaktan vazgeçmesi lazım. Mesela nerelere? Kendi, yani Amerika'yla bilmem Avrupa'yla e, böyle yanaşması gibi onların ağzının içerisine bakar vaziyetten vazgeçmesi lazım yani Avrupa Birliği dediğimiz bakın ben tarih kurum başkanı iken bir şey söylemiştim o zaman benimle bazı gazeteciler alay ettiler dedim ki Avrupa Birliği çok uzun sürmez 10 sene içerisinde parçalanacak dedim evet. bana dediler kihanette bulunuyor tarih kurum başkanı yine dediler ne oldu bugün evet hocam Evet. evet. Ha ben, ben hatırlıyorum onu ben bunu söylerken ne siyaset adına söyledim ne başka bir şey bir takım verilere dayanarak söylemiştim çünkü Avrupa ayağa kalkması ve refah düzeyine erişmesi sömürgeleri sebebiyleydi ama sömürgelerini kaybeden Avrupa nüfusunu da yavaş yavaş kaybetmeye başladı ve ihtiyar bir nüfusa sahip bir Avrupa'nın ayakta kalması mümkün değildi. Rekabetin doğması, doğmaması mümkün değildi aralarında ve haliyle işte İngiltere ayrıldı. Bütün ekonomileri çöktü. Niye? Çünkü ham madde kaynakları yok. İnsan kaynağı yok. Dökme suyla değirmen dönmez. Avrupa Şimdi, inişe geçti. İnişe geçti. Çok fazla sürmeyecek. Göreceksiniz. Bak buradan tekrar ediyorum. Herkesin kulağına da küp olsun çok uzun bir zaman geçmeyecek Avrupa'da yine iç çatışmalara sahne olabileceğini tahmin ediyorum. Ha arz eder misiniz? Yok. İnsanların ölmesini arz etmem evet, Ve Türkiye ki. böyle bir Avrupa'nın kuyruğuna takıldı. Şimdi vuru, böyle bir Amerika'nın kuyruğuna takıldı. Ben o zaman da şunu söyledim. Hatta hiç unutmuyorum. Nuri Akman'la bir röportaj yaptı. Benim 2007 yılında. Evet. Ben dedim ki Türkiye Türk birliğini kurmak zorundadır. Tabii bu Türk Birliği'ni kurmak zorunda derken sadece Türk devletlerini değil. Türk devletleri dışında Türk devlet topluluklar da var veya içerisinde büyük nüfusu Türk olan devletler var. İran, şey gibi. Bunlar da bir araya getirmek suretiyle enerji merkezlerinin bulunduğu bir bölgede yeni bir birlik kurmak zorundadır. Dedi. Hatta Çinde de var. Bana Türkmenler, ki, Çinde olabilir. Ya Çinde evet. de var. Ama Çin'i evet. Çin ben katmak istemedim çünkü Çinde devasa bir nüfus var. Evet. O nüfusun dağılması alt üst eder her şeyi. Evet. Onun için onu biraz dışarıda tuttum. Özellikle de hala tutuyorum. Evet. Ama Diğerleriyle düşünecek olursanız Baltık kıyısından Denize kadar bütün enerji koridorunu sahip olan bir birlik kurduğunuzda dünyaya zaten diş çöktürürsünüz. Hani bunu kurdurmak istemeyen çok devlet olacaktır. Bu da doğrudur. Ama en azından olabilirliği yüksek olan bir teşebbüse girersiniz. Nur Yakman bana dedi ki o zaman ya yazılı şey, kitaplarımda da var onlar röportajım. Ya, kaç dedi de yazılı. Dedi ki bir ütopya değil midir sizin bu düşünceniz dedi ben dedim ki olmaz diye bir şey yoktur tarihte. Her şey olabilir. Dolayısıyla siz Avrupa Birliği düşüncesi içerisindeyken bu ütopya olmuyor da neden benim Türk Birliği kurmamız ütopya oluyor dedim. Dolayısıyla böyle bir giriş de yapmıştık. Şunu ifade edeyim. Aslında Türkiye büyük devlet olacak güce sahiptir. Yalnız şunu ifade edeyim. Kale almamaktan öte Sarkozy'nin şahsiyetini ve karakterini ve kimliğini çok iyi değerlendirmek zorundayız. Sarkozy konusunda Fransa bile hiç iyi şeyler söylemedi gittiğimizde. Ve bir baskı altında tuttuğu milletvekillerini zaten en azından ulusal meclisin bu e, inkar, soykırımı inkar tasla, tasarısıyla ilgili olan şeyde de gösteriyor. 577 üyeli bir meclisin ancak 40 üyesi 32 evet 8'e hayır diyerek or toplanabiliyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Onda biri bile değil. Evet. Neden katılmıyorlar sizce? Bakın büyük elçiler şeyleri verirken güven mektuplarını verirlerken normalde Cumhurbaşkanı'nın huzuruna çıkarlar güven mektuplarını verirler. Kendi ülkesiyle ilgili selamlarını söylerler vesaire. Ama Sarkozy 16 devletin elçilerini güven, e, şey, güven mektubunu bir çırpıda 10 dakikada almış. Yani devlet adamı sıfatı taşıyıp taşımamak da önemli. Şimdi beğenir veya beğenmez. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı aramışsa normal şartlarda eğer devlet adamıysa belli bir kültüre sahipse bu konuda o zaman yapması gereken aramaktır. Evet. Sadece bizim Cumhurbaşkanımızın e, takmaması falan meselesi değil bu. Onu doğru oturtmamız evet, lazım. Anladım. Peki sıfır sorun. Şimdi AKP'nin e, temel sloganlarından biri sıfır sorun. Ama tablo ortada sıfır sorun diye yola çıktılar. Sırf sıfır, sorun. sıfır, sıfır Sen sıfır sorun diyorum. Hayır. Sıfır sorun diye yola çıktılar. Sıfır itibar noktasına geldiler. Yani. Öyle çıktılar şu an Türkiye'nin itibarı sıfır noktasında. Neye dayanarak söylüyorum? Sadece Sarkozy'nin e, Abdullah Gül'ü Türkiye'yi umursamaması değil. Bakın sevgili hocam hatırlayacaksınız kısa bir süre önce e, Kıbrıslı Rumlar Doğu Akdeniz'de doğalgaz petrol aramaya kalkıştı İsrail'lerle beraber. Amerikan şirketi başbakanımız ortaya çıktı. Ne dedi hatırlayalım sevgili hocam. Müsaade etmeyiz hadlerini bildiririz son kez uyarıyorum. Dedim ki herhalde savaş uçakları havalanacak, savaş gemileri harekete geçirecek. Öyle ya bir ülkenin başbakanı, Türkiye gibi başbakanı bu denli e, sert ultimatomlar veriyorsa bundan sonraki adım F-16'dan havalanması filan. Biz bunu bekliyoruz. Bütün dünya da bunu bekliyor aslında. Ee, sonra ne oldu? Başbakan Amerika'ya gitti o günlerde. Birleşmiş Milletler'in e, New York'ta toplantısı vardı. Hillary çağırıyor. Bunu ben söylemiyorum. Bunu New York Times, Washington Post manşetten duyurdu. Türk medyası bunu da yazmadı. Hillary'den Tayyip Erdoğan'a fırça. Fırça. Rumlara dokunmayacaksın. Amerikan onların çıkarı bizim çıkarımızdır. Amerikan şirketi arıyor. O fırçadan sonra manşetten verildi bu New York Times. O fırçadan sonra Hillary Clinton'ın o fırçasından sonra Recep Tayyip Erdoğan o gün bugün tamı tamına iki buçuk aydır bir kere daha olsun o Doğu Akdeniz'deki petrol, doğalgaz olayında ağzını açmadı. Oraya önce güya işte bir piri reis gemisini gönderdiler. Ee, Başbakan orada da gaf üstüne gaf yaptı İşte aslında Piri Reis bir Sismik gemi petrol arama gemisi Falan dedi Enerji Bakanı yalanladı ya bu sismik gemi dedi, Araştırma gemisi petrol arama gemisi Falan filan değil dedi Aslında hiçbiri de değildi 70'lerin e, teknolojisine dayanan Orada balık tutmaya sadece şov yapmaya Durumu kurtarmaya durumu da kurtaramadılar Biz F-16'lar havalanacak e, Savaş uçakları havalanacak Savaş gemileri gidecek derken Tayyip Erdoğan bu işin altında kaldı. Bu ne anlama geldi? Türkiye'nin caydırıcılığı sıfırlandı. Sadece oradan mı? Orada da değil. Yani pek çok noktada Libya'da NATO'nun ne işi var Libya'da diyeceksiniz. Bir hafta sonra Leon Panetta Ankara'ya gelecek. Önünüze bir şeyler koyacak. Hemen o görüşmenin sonrasında e bile çıkmadan meclisten savaş gemilerini Libya'ya göndereceksiniz. Dolayısıyla Türkiye sıfır sorun derken bugün Suriye ile kavgalı. Sıfır sorun derken İran'la kavgalı. Bakın Ruslar bile medet bile füze başlıklarını Türkiye'ye çevirmiş durumda. Onlar da Türkiye'ye kavgalı. Ermenilerle yaşanan Ermenistan'da yaşanan durum ortada. Azeri kardeşlerimizin durumu ortada. Yunanlarla ve Rumlarla durum ortada. Sıfır sorun eşittir sıfır itibarsızlık. Ne dersiniz? Şimdi aslında ben mesela Kıbrıs'da işte devasa bir platform kurulmuş oraya. Ben Türkiye'nin veya Sayın Başbakan'ın veya Dışişleri Bakanı'nın sözlerinden hiç etkilenmemiştim. Ve hiçbir şey yapmayacaklarını biliyordum. Şundan dolayı biliyordum. Şimdi siz koca platform oraya kurulurken haberdar değil miydiniz? Haberdardınız. Haberdar olmanıza rağmen... Hiç sesiniz o zamana kadar duyulana kadar medyada ses çıkarmamışsanız, ondan sonra da zaten bir şey yapmayacaksınız demektir. Sadece yağmada gürle hesabı bu. Dolayısıyla orada herhangi bir şey olmayacağını ben biliyordum. Bir o ikincisi Kıbrıs'ta özellikle Rumların terk ettiği araziler ve mallarına karşılık tazminat ödenme meselesinde de Türkiye'nin hiçbir şey yapmadığını gördüm. Çünkü 1986 yılında Gazi Magosa'da bir e, otelin altından çıkan İngiliz dönemine ait bir defterde hangi vakıf mallarının kimlere verildiğinin kayıtları vardı. Agratur ve e, Dikelya Üssü de e, o zaman Abdullah Paşa Vakfı'na aitti. Orada e, daha doğrusu Gazi Magosa'nın %78 vakıf arazisiydi. Lefkoş ederseniz keza. Dolayısıyla bunları bile ahimde e, gündeme getirmeyen bir hükümetin Kıbrıs'ta başka bir şey yapacağına zaten inanmıyordum. Dolayısıyla bunu da kimse bilmiyor. Haliyle Kıbrıs'taki politika tamamen Amerika'nın arzu ettiği bir şekilde gelişen bir politikaydı ve şöyle oldu. Türkler orada evet dediler. Eğer Rumlar ki Allah esirgedi evet deselerdi bugün Kıbrıs sorunumuz yoktu. Yani Kıbrıs yoktu zaten. Kıbrıs yoktu. Doğru. Dolayısıyla öyle bir problem olmayacaktı. Sıfır problem olacaktı. Aynı şekilde Orta Doğu'da meydana gelen olaylara bakacak olursanız bunun başka bir cephesi var. Aslında Orta Doğu'da meydana gelen olaylar yani bahar dedikleri olaylar gerçekten bahar mı? Niye ortaya çıktı? 42 senedir mübarek Mısır'ın başındaydı. Peki mübarek gitti, demokrasi gelecek dendi ne oldu? Gerçekten Askeri bahar idare mı? Geldi. Size soralım. Gerçekten bahar, bahar, tabii ki ama sonbahar. Sonbahar. Şimdi Libya'da niye olaylar meydana geldi? Kattafi vardı bu kadar. Millileştirdi petrolleri de bir de. Petrol anlaşmalarında son bir yılıydı çünkü. Burası kimin sömürgesiydi? İtalyanların. Tunus, Fransızların. Suriye, Fransızların. Mısır, İngilizlerin sömürgesi. Bakın meydana gelen olaylar da sadece sömürgelerde. Bir de Irak vardı. İngilizlerin sömürgesi. Orada da zaten Amerika çekildi bugün. Kan gövdeyi götürüyor. Yarın ne olacağı meçhul. Ama şöyle düşünün, niye burada olaylar var? Önce bunu değerlendirelim. Yani Arap Baharı denilen bu baharın durup dururken ortaya çıkması hangi sebebe dayanıyor? Şimdi bakın, öbür tarafta uzak doğuda devasa bir ekonomi harekete geçti. Uzak doğuda sadece Çin değil, Tayland'dan tutun da Japonya'ya kadar evet. büyük bir ekonomi. Ve evet. dünyayı kıskaç altına aldı. Hindistan kesin. Her türlü... Malzeme oradan üretiliyor. Hele Çin ucuz ucuz. Şimdilik kalitesiz ama gittikçe daha kaliteli hale geliyor. Yarın ne Avrupa'nın ne Amerika'nın bununla baş etmesi mümkün değil. Nüfus dersen alabildiğine 1 milyar 144 milyon ki bu resmi rakam. Resmi olmayan rakam 1 milyon milyar 300 milyon. Günlük geliri Çin'in 500 milyon dolar. Ve Çin'in bugünkü şu anki rezervi, döviz rezervi 3.2 trilyon dolar. Ne kadar Amerikan ta, devlet tahvili biliyor musunuz bunun? 1.9 trilyon doları. Devlet tahvilinden bahsediyorum. Bu piyasaya sürüldüğü an ne kadar Amerikan şirketinin batacağını düşünebiliyor musunuz? Peki buna karşılık Amerika Çin'i nasıl kontrol edebilir? Savaş asla. Ekonomi zaten berbat. Amerika'nın şu anki 800 trilyon dolar değil mi bütçe açığı? Peki nasıl kontrol edecek? Bol bol para basıyor. Karşılık kimse sormuyor. Dolar harcıyor tamam. Ama doların itibarını arttırmak için Avrupa'da acaba euronun değerini düşürmek için bir politika izlenmiş olabilir mi? Bir de o tarafını düşünün. Ama Çin'i kontrol edebilecek tek yegane güç Çin'in en çok ihtiyaç duyduğu ve kendisinde üretilmeyen petroldür. Nereden alıyordu Libya'dan? Nereden alıyordu İran'dan ve Orta Doğu'nun diğer ülkelerinden belli ölçüde. Peki Libya kontrol altına alındı mı? Alındı. Mısır alındı. Suriye kaldı. Ama Suriye petrol üretmiyor. Niye o zaman buraya bakıyorlar diyebilirsiniz? İran'a nasıl yani Suriye atlamadan İran'a gelemezsiniz? Suriye düştü anı İran'la çatışmaya başlayacak. Ve Türkiye'de bu savaşın içine girecek. Ve Orta Doğu'da büyük bir savaş çıkacak. Orta Doğu'da çıkacak savaş Avrupa'yı tek ekonomik olarak kurtarabilecek olaydır. Artık Avrupa ekonomik olarak düzelemez şu an. Tek onu kapsamlı bir savaş artık ekonomisini düzeltebilir. Çünkü silah satışıyla. O zaman bir savaşa ihtiyacı var Avrupa'nın. Anlatabiliyor muyum? Çok güzel. Fransa'nın bizimle ilişkilerinin, Fransa'nın bizimle ilişkilerinin bu denli olmasının sebebini anlayabiliyor musunuz şimdi? Evet. Soykırım meselesinin ortaya çıkışının sebebini anlayabiliyor musunuz? Evet hocam. İşte burada devleti yönetenlerin bu tahlili yapıp, analizi yapıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin çıkarlarını güderek doğru yerde doğru şekilde hareket etmeleri gerekir. Ediyorlar mı? Mesela... Etmiyorlar işte. i̇şte... Etmediklerini söylüyorum zaten. Evet, evet. evet. Kıbrıs'a söyledim. Evet. Ama Suriye'de de yanlış yapıyorlar. Suriye ile dün bir sene önce çok iyi ilişkiler kurmuş olan bir devlet. Kanka olan başkanları bizim başbakanımızla beraberce resimler çektiren gidip gelen birbirlerine neredeyse kahvaltıya gidip gelen insanlar. Niye birden birdenbire acaba düşman oldular? Bakın vize kalktı. Strateji anlaşması imzalanmıştı. Evet. Şimdi Suriye fesetti biliyorsunuz. Evet. Peki niyeydi? niye böyle bir şey imzalanmıştı Suriye ile veya İran'a yaptırım uygulana, uygulanmaya kalkışan Avrupalılara karşı niye Türkiye İran'ın yanında yer aldı da doğu ekseni mi kayıyor? Aslında eksen kaymıyordu. Bence kaymış olan eksen doğru yere geliyordu, oturuyordu. Orada doğru yapıyordu hükümet aslında. Yani İran'la olan ilişkilerin düzeltmesi ve İran'la bir takım ilişkiler içerisinde bulunması hükümetin doğru politikasıydı. Evet. Ama şimdiki yanlış. Suriye ile olan doğru politikaydı geçmişte, şimdiki yanlış. Ha diyorlar ki, efendim bu kadar insanı öldürenlerin yanında dolamayız. Peki Irak'ta niye yanlarını doldurar Amerikan'ın? Peki, madem demokrasi gelmesini istiyorlardı, niye Suudi Arabistan'a ses çıkarmıyorlar? Niye Kuveyt'e ses çıkarmıyorlar? Niye Ürdün'deki krallığa ses çıkarmıyorlar o zaman? Emirliklere, Katara, Bahreyn'e. Niye onlara ses çıkarmıyorlar? Hani demokrasiydik? baltayla kesiliyor e, idam Suudi Arabistan'da. Rejim uygulanıyor. Rejim dediğimiz hani evet, taşlama. Rejim, taşlama. Bu uygulanıyor. Niye orada insan yok mu? İnsan yaşamıyor mu? Onlar Müslüman değil mi? Niye Afganistan'da? Afganistan'da çünkü bir trilyon dolarlık lityum madeni var. Bir trilyon dolar. Nedir lityum madeni? Elektrikli otomobillerin pili. Cep telefonlarımızın pili, bilgisayarlarımızın pili ondan üretiliyor. Ayrıca başka stratejik konum var Afganistan'ın. Orta Asya petrollerinin Hint Okyanusu'na çıkması için tek geçit noktası. İran ve Çin geçmedikten sonra ya oradan geçeceksiniz ki geçmek istemediğine göre düşmanınız olduğuna göre tek Afganistan'dan geçeceksiniz. Afganistan'ı kontrol etmeye çalışıyorlar. Yani dertleri Taliban'ın Bakın e, Taliban, Taliban hiç ilgilenmez onlarla. ...niye Suudi Arabistan'la ilgilenmiyorlardı... ...ondan ilgileniyorlar o zaman öyle düşünün... ...çok doğru... ...yani bakın Batı emperyalizmi... ...kendi egosunu tatmin etmekten başka bir yol bulmaz... ...insan diye bir düşüncesi yoktur... ...bana ne dedi biliyor musunuz... ...ee şeyin... ...bu... ...yani gittik kendisiyle de görüştük... ...bakın burada... E, ...şeyi de söyleyeyim... E, Jüpen'in dışında... E, Yakup'un dışında... ...ee şeyin... Ee, dur bakalım ismi e, neydi onun hmm. Fransa'da son seyahatimizde Fransa'da yani. son seyahatimizde Buraya yazmamışım galiba e, Sarkozy'nin Sayın Sarkozy'nin Cumhurbaşkanı'nın Dış politika danışmanı e, e, Leville miydi Öyle bir evet. ismi var Bu adamla konuşuyoruz Bana ne dedi biliyor musunuz Soykırım dedim ki insan hakları bizim e, Volkan Bozkır ekip başımızdı dedi ki ya ifade özgürlüğü diyorsunuz ondan sonra insan hakları diyorsunuz araştırma özgürlüğü diyorsunuz nerede kaldı dedi işte Sayın Alaçol yanımızda tarihçi nasıl araştırma yapacak dedi bana döndü dedi ki Sayın Alaçol dedi Türkiye'de konuşsun dedi soykırım yoktur diye Fransa'da konuşmasın dedi bakın bunu söylüyor birisi ve Fransa'da söylüyor bunu evet. ve büyük elçi bu aynı zamanda. Şimdi insan hakları sadece kendilerine çalışan, kendilerinden dışında hiçbir kimseyi insan saymayan bir anlayışa sahipler. Çünkü emperyalist anlayış ancak bunu gerektiriyor. Evet. Dünya savaşlarını ben yapmadım Avrupa yaptı. Evet yani e, insan hakları demokrasi aslında batı emperyalizminin e, sıçrama tahtası, ambalajı. Kim ne derse desin bak Sabahattin Bey. Eğer Türkiye gerçekten düze çıkmak istiyorsa, adam olmak istiyorsa şu beyinlerindeki yapıyı değiştirsinler. Birilerine kul köle olmaktan vazgeçsinler, batı kültürünün, batı bilmem medeniyetinin demesinler. Batı teknoloji olarak ileride olabilir ama medeni olamaz. Evet, hocam yönetmen uyarıyor, kısa bir ara vermemiz lazım. Değerli seyirciler, hocamın analizleri muhteşem. Ee, i̇kinci bölümde devam edeceğiz, kısa bir aradan sonra. Evet. alisi alternatif devam ediyor. Profesör Doktor Yusuf Alaçoğlu. Türk Tarih Kurumu eski başkanı, stüdyo konuğumuz. Aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi, e, halen Kayseri milletvekili. Sevil hocam çok sayıda ileti var. Seyircimizin Hı -hı. çok yoğun ilgisi var. Tabii çok destek mesajı var ama arada bir şeyler de çıkıyor. Böyle eleştiriler de çıkıyor. Olsun daha iyi. E, hay hay onu da soracağım. Şimdi bir de şunu sormak istiyorum. Eee ben her programda bunu dillendiririm. Ben işçi partili falan değilim ama bir hakkı teslim etmemiz lazım. Ermeni meselesinde Doğu Perinçek, rahmetli Mehmet Gül'le, Enis Öksüz Beylerle Lozan'a gidip orada dünyaya, emperyalizme meydan okumaları olayı var biliyorsunuz. Ermeni hikayesinde, Telatpaşa komitesiyle i̇şte beraber. İşte onlar benim İsviçre'deki konuşmamın sonrasında beni tutuklama kararı almıştı İsviçre biliyorsunuz. Kırmızı bülten evet. çıkarmıştı. Evet. Ondan sonra... Doğu Perinçek oraya gitmişti. Orada soykırım yoktur diye. Size sahiplenme söyledim. adına. Evet. evet. Size sahiplenme adına. Buradan da Doğu Bey bizi seyrediyorsa selam olsun. Şimdi Doğu Perinçek bu vesileyle Mehmet Cengiz Bey avukatı. Malumunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındı bu, bu mesele. Avrupa bir de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konudaki hükmü ne olabilir? bir de tabii batının e, kurumu sonuçta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de e, tarihin yargıyı e, yargının tarihe bakışı e, ilişkisini yorumlar mısınız? Bunu tarihi olarak değil de mesela insan hakları açısından değerlendirecek olursa ve adil olacak olursa ahim aslında bu işin e, normal olarak e, yani Doğu Bey'in lehine vermesi lazım. Çünkü şundan evet. dolayı. Bir defa ee, hiçbir mahkemeci i̇nsan onay tabii tabii hiçbir mahkemeci onaylanmamış bir konunun sadece e, e, parlamentolarca kabul edilmiş ve yasaklanmış bir konunun dile getirilmiş olmasından dolayı insanlar suç itham edemezsiniz. Çünkü insan Hakları evrensel beyannamesinin 11. maddesinde şunu söyler. Hiç kimse savunma hakkı tanınmadan yargılanamaz, yargılanmadan mahkum edilemez. Şimdi parlamento kararlarına bakarsanız Parlamentolar aslında yasama organıdır. Yani demokrasinin temel şeylerinden bir tanesidir. Ayaklarından birisidir parlamento yasama organı olarak. Diğeri yargı ve yürütmedir. Şimdi yasama organı kendisini yargı yerine koyup bir hüküm veriyorsa ve bu hükmü verirken de suçladığı insanlara savunma hakkı tanımıyorsa zaten insan hakları evrensel beyanlemesi de da da aykırı davranıyor demektir. Dolayısıyla parlamento kendisini enküsyon mahkemesi yerine koymaktadır. Bu açıdan düşünecek olursanız, normalde ah, Ahim'in Ahim'in bu konuda e, derhal parlamento kararlarının kaldırılmasını istemesi lazım. Evet. Aynı şey Fransa için de geçerli. Zaten Fransız anayasasına göre de bu yasak. Bazılar da şunu söylüyorlar mesela Fransa için. E, bugün hatta gazetelerde e, köşe yazarlarından bir iki tanesini de okudum. Efendim bu diyor zaten şeyi Türkiye ismi bile geçmemektedir. Ermeni ismi bile geçmemektedir. Niye alınıyor Türkiye bundan diyor. Aa tabii bunlar küçük düşünen insanlar. Bilmiyorlar ki Fransız kanunlarına baktıkları zaman. Ya bunlar ama hocam. Bunlar... Hayır hayır bunlar aptal, aptalca söylüyorlar bazıları. Şimdi eğer bunlar Fransız kanunlarına bakacak olurlarsa iki tane soykırım kabul edilmiştir Fransa kanunlarına göre biri. Nürnberg mahkemelerine bağlı olarak Yahudi soykırımıdır. Bu zaten mahkemeye dayalı olduğu için bütün dünyaca kabul görüyor. Ama 2000, 2001 yılında eğer 1915 Ermeni soykırımını tanır diyor. Şimdi demek ki iki soykırım tanıyor. Dolayısıyla çıkardığı bu yasa hangi soykırımları inkar ederseniz 45 bin avro ve bir yıl hapis cezasına çarptırılacaksınız. Bir Nürnberg mahkemeleri Yahudi soykırımı bir de Ermeni soykırımı. Hani ilkisi yoktu? Evet hocam. Ha, dolayısıyla ee, bunlar çok dikkatli olmak gereken şeylerdir. Haberdar olmayan, bilgisi olmayan insanlar öyle rastgele konuşuyorlar ve kimilerini suçluyorlar. Kimiler de rastgele evet. köşe yazar hele yazılınca daha da zoruma gidiyor. Evet şimdi bir ironi var ama burada. Ee, şimdi Doğu Perinçek Bey bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin o vesileyle oraya gidildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti mecbur kaldı Doğu Perinçek'i savunmaya. O noktaya geldi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Doğu Perinçek Bey'i savunma noktasına geldi. Nihayet geldi. Doğruyu da yapıyor. Ama aynı devlet Doğu Perinçek'i terörist diye tırnak içinde söylüyorum tabii bunu. Silivri'de tutuyor. Bu Türkiye'yi anlatan en iyi fotoğraflardan biri. Keza oğlu bilinen bu. Vallahi onu bilmiyorum da işte bizim Engel Alanpaşa da içeride tutuyor. Hep terörle mücadele etmiş bir insan. Dolayısıyla şunu söyleyeyim ben. Bir ülkede hukuk dediğiniz şey samimi ve adil olmazsa adil olmazsa o devlet yıkılmaya mahkumdur. Bir devlet hukuk devleti olmak zorundadır ve tabi bu hukuka bağlı olarak da adil olmak zorundadır. Şimdi bunu eğer birileri çarpıtır ve yanlış yollara sevk ederse kendi kişisel görüşleri ve siyasi görüşleri veya ideoloji çerçevesinde son derece büyük hata işler devletlerin en önemli yıkılma sebeplerinden birisi hukuk devleti olmaktan çıkmasıdır. Zulmetmeleri yani. Şimdi zaten o anlama geliyor. mu bilmiyorum. Bir de buna paralel genç bir akademisyen Mehmet Perinçek İstanbul Üniversitesi'nde Rus arşivlerinden derlediği bir Ermeni ile bu Ermeni tezleri ile ilgili bütün Ermeni tezlerini çürüten bir kitap yazdı. Keza o sırf Doğu Perinçek'in oğlu diye hapiste tutuluyor. Şimdi Rusya'ya heyet gönderildi işte Ermeni tezleri. Ama e, Mehmet Perinçek'in kitabında zaten onlar var. Onu açma inceleme zahmeti. Allah onu bilmiyorum da biz tarih kurumundayken de hiç kimsenin ulaşamayacağı yerlerden KGB ile anlaşarak e, özellikle taşla karşıtlarını elde etmiştik almıştık. Onun dışında başka arkadaşlar gönderdik. Doğu Perinçe e para veren de beğendim e, Rusya'ya giderken tarih kurumundayken. Öyle mi? Evet Mehmet Perinç'e veren. Mehmet Çünkü Perinçe. burada yani, bakın evet. önemli olan şey şu. İyi ki de verdiniz. Bizim, yani bir araştırma için kim olursa olsun milli bir mesele üzerinde çalışıyorsa ve bu Türk milletinin hayrına ise biz herkese destek veririz. İyi ki de verdiniz hocam. Şimdi e, bu tabii Ermeni meselesi Gayak uyusu gibi ama gündemde başka şeyler de var sevgili hocam. Tabii Fransa'nın NATO'ya dönüşü Türkiye hiçbir ödün almadan Tıpkı yani da Yunanistan'a 1980'de aynı asker sözü hikayesiyle. Ama işte bu dış politikadan anlamamak anlamına geliyor. Evet. Yani Fransa NATO'nun askeri kanadına dönüyor. Türkiye güle oynaya buna evet diyor. Hiçbir pazarlık yapmıyor. Yani bu Türkiye nasıl yönetildiğine dair önemli bir gösterge. Şimdi sevgili hocam başlara söylemiştim. Bülent Arınç bütçe konuşmasının finalinde başbakanın yerine başbakan onu görevlendiriyor. Kürsüye çıkıyor ve orada açıkta bu Ermeni meselesi örttü bu konuyu ama çok önemli önemsiyorum ben bunu. Aslında sizin partiniz de önemsiyor. Bugün genel başkanlık da bir açıklama yaptı bu konuda. Dün de Oktay bir basın toplantısı yaptı. Şimdi yani düşünebiliyor musunuz? Açıktan hocam öyle böyle değil. Ee, sadece Kürtçe eğitim değil, etnik dilde eğitim. Onu, ben onun e, şeyini, e, konuşmasını dinledim. Ayağımın tozuyla e, Fransa'dan geldim. E, saat 8'de e, doğrudan meclise gittim eve gitmeden. Tam o sırada Arınç Bey konuşuyordu. Dinledim. Evet. Ve ...anayasal güvenceden söz Öyle ediyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu anayasal güvence vermek demek... ...Kürtçe eğitimi ya da etnik dilde eğitimi... ...eğitimin kapısını aralamak demek. Dahası üniterliği... üniterliği e, ...üniterliğe baş kaldırmak ve... ...federasyona kapı aralamak demek. Etnik dilde ayrışmanın... ...varacağı nokta o. Türkiye dolayısıyla... ...adım adım bir yerlere götürülüyor. Bir yerlere sürükleniyor. Büyük Orta Doğu Eş Başkanı olarak... ...Recep Tayyip Erdoğan ona verilen görev ya da misyon olarak bunu ben söylemiyorum. Eş başkanım diyen kendisi. Ulusal e, kanal sürekli onu yayınlıyor. Kendi ağzından yayınlıyor. Yani e, son işte, Arap Baharı tırnak içinde gelinen noktalar belli. Suriye ve İran hedef alınması, füze kalkanı şeyi belli. E, malumunuz e, projesi radarı belli. Dolayısıyla 3 gün önce, 4 gün önce Beşir Atalay açılım, Kürtç açılım. Açılım devam edecek diyor. Ardından da Bülent Arınç bu sözleri söylüyor. Yani Türkiye yeni anayasa yapma bağlamında benim o noktada MHP ve CHP deleştirme olacak. O komisyonda olması sıfatıyla. Yani yeni anayasada hedeflenenler bellidir. Hedeflenen ne olduğu bellidir. Dolayısıyla AKP'ye bu noktada CHP ve MHP'nin yani Büyük Atatürk'ün CHP'siyle rahmetli Türkeş'in MHP'si nasıl step ne olabilir? Meşruiyet orada kazandırabilir. O, yok şimdi meşru, meşruiyet değil. Bakın orada bir yanlış şeyiniz var. Değerlendirmeniz Mesela var. nedir hocam? Şimdi nedir biliyor musunuz? Şimdi anayasa e, değişikliği veya yeni bir anayasa adı altında bir anayasa yapılma söz konusu edildi. Şimdi e, şeyin e, AKP'nin BDP ile birleşerek tek başına anayasayı değiştirme e, sayısı var. Tek başına. Yani en azından referandum'a gitme. Referandum şimdi ile referandum'a gidiyorsunuz. Şimdi 200, e, 327 e, AKP'nin milletvekili sayısı var. 36'da öbürlerinin 30 tane bile olsa yetiyor. Evet. Şimdi bakın, burada önemli olan şey şu. E, referandum'a da gitse bütün basın ellerinde her şeyi çok farklı anlatırlar. Biliyorsunuz. Doğrudur. Ama siz içinde olmak zorundasınız. Çünkü yarın zaten biz teklif ettik, bunlar yer almadılar diyecekler. Halka da böyle propaganda yapacaklar. Şeye gittiği zaman. ...refenduma referanduma gittiği zaman. Halbuki siz yer, yer alacaksınız. Şunlar şunlar şunları kabul. Bizim çerçevemizde şunlar red. Bunları yaptığınız takdirde biz komisyondan çekiliyoruz diyebilirsiniz. Öyle yaptıktan sonra da yarın halkın huzuruna çıktığınızda çünkü ülkeyi bölmek istiyorlardı. Biz bunlara bak şu maddelere karşı çıktık. Ötekileri kabul ediyoruz bu maddeleri kabul etmiyoruz. Dolayısıyla bunları onun içerisine koyduğunuz zaman böyle bir anayasa ülkeyi böler diyebilirsiniz. Evet, oradan bakıyorsunuz. Peki Bülent Arınç'ın bu son çıkışını nasıl okumamız lazım? Yani e, Kürtçe eğitimin e, anayasal o, güvence o, altına alınması... Ben şöyle söyleyeyim. Bu zaten e, çok e, talihsiz bir konuşmaydı o. Ama onun öncesinde Kürt açılımında talihsiz bir sözdü, evet. Sarttı. Evet. İşte Sonra demokratik açılım adı altında veya insani bilmem neler adı altında değiştirmeye kalkıştılar. Ama ok yaydan çıkmıştı. Şimdi orada... Eğer bir demokratik ülkeyseniz, demokratik ülkelerde o toplum içerisinde yaşayan her kim olursa olsun, bu Türk olabilir, Kürt olabilir, Yahud olabilir, Ermeni olabilir, kim olursa, o toplum içerisinde yaşıyorsa, o topluma, o toplum içerisinde ülke demokratik olarak tek bir yasa çıkarır. O yasaya herkes uymakla mükelleftir. Şimdi burada siz... Kürtlere ayrı bir eğitim vermeye dili vermeye veya eğitim hakkı vermeye kalkıştığınızda ve bunu da anayasal güvence altına aldığınızı söylediğiniz an devlet zaten parçalanmış olur, otomatik olarak ikinci bir yolu yok. Yani bunu siz demokratik kurallar olarak nitelendiremezsiniz. Bugün bakın Fransa çok farklı yine niteliklere sahip olmasına rağmen Fransızcadır resmi dil. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde 70 tane millet olmasına rağmen resmi dil ve eğitim dili Amerika e, İngilizce, yani İngilizcedir evet. Amerikan İngilizcesidir. Amerikan İngilizcesi. Onu özellikle belirtmek istedim. Almanya keza aynı şekilde ve bizim Türklere de baskı yapılmaktadır. Bakın orada e, yaklaşık iki buçuk milyon Türk var. Onlara baskı yapılarak Almanca eğitim görmek zorunluluğu ortaya getirilmiştir. Hangi ülkeye bakarsanız bakın böyledir. Şimdi dolayısıyla Arınç'ın o konuşması zannediyorum ki. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bir insan duygusal olabilir. Bir insan temelden bir takım farklı yapılara da sahip olabilir. Hatta hatta farklı millet şeylerden soydan olabilir ve onun gereğini yerine getirmek isteyebilir. Ama bir ülkede yaşıyorsa o kişi kim olursa olsun o ülkenin ekmeğini yiyen insan o ülkenin birlik ve beraberliği ne çalışmak zorundadır. Arınç bunu neden söyledi? Muhtemelen benim düşüncem Sayın Başbakan hasta rahatsızlandı ve herkes birbirine düşer hale geldi, rekabete girdiler. Yarın Başbakan'dan sonra onun yerine kimin geçeceği konusunda ön plana çıkmaya çalışıyorlar. Yani Kürtler böyle dış dinamiklerden cezet almak için mi böyle mesajlar vererek? Düşün. Hem o hem de Şimdi herkes zannediyor ki Türkiye'de 20 milyon Kürt var zannediyorlar. Ne kadar? Türkiye'deki Kürt sayısı yani ben söylediğim hadi Kürtçe konuşan Türkler de dahil olmak üzere hepsini katarsanız 6 milyon 6,5 milyon civarında Kürt vardır. Türkiye'deki Kürt sayısı? Hepsi o kadar. 6-6,5 milyon? Evet. Niye 20-25'te kapı açıyorlar? Değil işte. Yani cesaretleri varsa isterseniz e, nüfus sayımında yazsınlar, yazdırsınlar. Çünkü 1980 nüfus sayımında 80 nüfus sayımında ana dillerde soruldu. Öncekilerde de soruldu. 80 açıklanmadı. Ben kendi gözlerimle okuduğum için söylüyorum. 1980'de ana dilim Kürtçedir diyenlerin sayısı 1 milyon 600 bin. İkinci dil olarak Kürtçeyi de biliyorlar. 80'de ihtilal korkusu olabilir yok belki. Yok ama şeyler eşdeğer gidiyor yalnız. 1975'te de var sayım... Evet. Ben onlarla hepsini karşılaştırdım. Evet. 1975'te 1 milyon 300 bin. 75'te. Tabii. Kürtçeden başka e, dil bilmiyorum diyenlerin sayısı da 300 bin. Yani 1980'de. Evet. Şimdi bakın. Kürtçeden e, ana dilim Kürtçe değil ama Türkçe ama Kürtçeyi de biliyorumlar, biliyorum diyenlerin sayısı da 500 bin. 1980'de. Evet. Enteresan. Tabii 44 tabii... milyon nüfusumuz var. Türk... Siz hesap edin. <laughs> Nüfus sayım artışını %4 olarak hesap edin. Kürt nüfusun sayımını. 6 milyon diyorsunuz. Başbakanın sağlığı dediniz de, o noktada çok net açıklamalar yok hocam ama siz Ankara'dasınız ben Ankara'dayım çok farklı şeyler işitiyoruz önce her programımızda söylüyoruz ya Allah sağlık afiyet Allah versin. Allah sağlık versin sayın başbakan. Ama ama. Benim sözüm öyle o e, sayın başbakan Allah e, uzun ömür versin. Ahmin ee, onlar bizde katılıyoruz ama, ama ama bir hastalanmaya karşı işte bir ameliyata girdi herkes birbirine düşmeye karşı. Yani karşı. sağlığının ciddi olduğunu dair barayı. spekülasyonlar devam ediyor Ankara'da öylesine ki. AKP'de kaynıyor. Yani Bülent Arın siz ifade ettiğiniz durup dururken Abdullah Gül durup dururken niye böyle rol kapmaya çalışsınlar? Demek ki Sayın Başbakan'ın sağlığı noktasında onun da kamuoyunun bilmediği, bizim de bilmediğimiz soru bilgiler var. Sayın Arınç konuşurken Sayın Başbakan da kürsü şeydeydi. Bakanlar başbakan olarak yerinde oturuyordu. oturuyordu. Evet. Bakanlar bölümünde oturuyordu. O da dinledi bunu. Bu konuşmayı Sayın Başbakan da dinledi. Evet. Yani Peki o mesajlar yani Kürtçe eğitim arada, mesajını dünyanın, Başbakan on, da onaylıyordur. Onay, bana, onaylamazsa bana, söyleyemez. Bana göre, bana göre son derece büyük talihsiz bir konuşmaydı. Sayın Arınç bence konuşmasını tekrar kendisi dinlesin. Yaptığı hataları göz önüne alsın, Ona göre davransın. Evet. Bir şey daha soracağım hocam. Bunu da çok yakından birebir çok önemli bir isimden dinledim. Eee Abdullah Gül Bey e, uluslararası bir görev arandı. Bir ara işte NATO Genel Sekreterliği, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, Dünya Bankası Başkanlığı, IMF Başkanlığı gibi yerler arandı. Bunun için dışarıdan, dış dinamiklerden dışarıdan bir şey üflenmiş Abdullah Bey'e. Mutlaka Nobel alman lazım. Nobel alırsan eğer e, bu önemli postlardan, kurumlardan birinin başına geçersin. Dendi Peki nasıl Nobel alabilirim? Hemen Ermeni açılımı yap. Ermeni açılımı yaparsan Batı kamuoyu sana bir Nobel ayarlarız. Ama zeminini sen inşa et. Nobel'i aldıktan sonra da seni Dünya Bankası, IMF, Birleşmiş Milletler ya da NATO'nun tepesine oturtturuz diye bir şey söylenmiş. Abdullah Gül de apar topar, apar topar, hiçbir zemini olmadan, ortam olmadan, iklim müsait olmadan. Erivan'a gidiyor. Erivan dediğimiz sevgili hocam. 2 iki, iki buçuk milyonluk bir zavallı ülke. 81 vatandaşı bizde kaçak çalışıyor. Hakikaten zavallı bir ülke. Oraya gidip adeta diz çöküyor. Yani Sarkisyan'la bir araya geliyor. Türkiye'nin bu büyük devlet imajını yerlere seriyor. Keza Bursa'da onu maçta ağırlıyor. Öyle bir ağırlamak ki Azeri kardeşlerimiz stadyumlara sokulmuyor. Azeri bayraklar stadyuma alınmıyor. Azeri kardeşlerimiz küstürülüyor. Niye? Nobel, aradan bir Nobel çıkar, ödülü çıkarmak için. Fakat Tayyip Erdoğan, Azeri kardeşlerimiz, Azerbaycan devleti şiddetli bir tepki gösterince Tayyip Erdoğan getirisini götürüsünü karşılayamayacağını görerek frene basıyor. Abdullah Gül'ü durduruyor. Şimdi bu benim çok önemli, ben bunu yazdım da yazdığım için söylüyorum. Çok önemli bir kaynaktan aldığım haber. Sırf Nobel ödülü alma uğruna Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarını, şerefini yere düşürdü şeklinde bir değerlendirme var Abdullah Gül'ün. Ne dersiniz bu değerlendirmeye? Ben bunu hiç işitmedim. Böyle bir <laughs> şey hiç işitmedim ama başka sebepler var bu Ermeni açılımında ki kurum başkanıydım. O sırada Dışişleri Bakanlığı'nın İsviçre'de Ermenistan ve tabi Amerika'nın da gözetiminde bir görüşmeler yaptıklarını biliyordum. Zaten o görüşmeler sonrasında ben orada Ermenilerin ve Amerikan liste üzerine görevden alındım. Onu da biliyorum. Pardon Ermenilerin? Ermenilerin ve Amerikan liste üzerine görevden alındığımı biliyorum sadece. Türk Derneği Kurumu Başkanlığında. İsviçre, evet İsviçre gazetelerde yazdı bunu zaten. Şöyle söyleyeyim. Bence e, sizin söylediğinizden daha farklı bir e, durum söz konusu bu konuda. Şimdi Ermeni açılımı dediğimiz açılımın aslında temelinde farklı şeyler yatıyor. Amerika'nın Kafkasya'daki hakimiyet meselesi. Şimdi biliyorsunuz Gürcistan Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın güvencesi altına alındı. Ve e, orada bir e, pembe devrim gerçekleşti biliyorsunuz. Soros devrimi evet. evet. Ve e, buna güvenerek e, işte Gürcistan Osetya'ya girdi. Savaş ordu. Rusya e, bu sefer girdi. Tiflis önlerinde Sarkozy tarafından ancak ikna edilerek durdurulabildi. Aslında hedef şuydu. Ermenistan aslında Rusya'nın güdümündeydi ve Dağlık Karabağ bölgesinin işgali de Ruslar tarafından gerçekleştirildi Ermenilerle beraber. Şimdi burada eğer Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye ile birlikte Ermenistan e, bu blok içerisinde yer alacak olursa İran'ın sıkıştırılması da kuzeyden çok daha kolay olacaktı. Evet. Dolayısıyla Ermenistan açılımını Türkiye yaptığı takdirde Ermeni soykırım iddiaları da Amerika'da gündemden düşecekti. Mesela bundan ibarettir. Ve Ermeni açılımının temeli de buraya dayanıyor diye düşünüyorum. Yani Amerika'nın Kafkasya hakimiyeti meselesi ve İran'ın o de sıkıştırılma sının doğması. Dikkat ederseniz orada Ermenistan Dışişleri Bakanı'nın Almanya anlaşmayı imzalarlarken Ermeni açılımını arkada kimler vardı? Rusya, Rusya Clint, Hillary. Hillary, şey Almanya, Fransa hepsi vardı. Evet, evet. Şimdi bana göre Rusya ellerini ovuşturuyordu çünkü. E şundan dolayı e, hesap edilmeyen bir konu vardı Türkiye tarafından. Tabii ben o sırada görevden zaten alınmıştım e, ki e, şunlara da itiraz etmiştim o zaman. Yani Ermenistan'la zaten 2005 yılında Bakanlar Kurulunda da dile getirmiştim bunu. Ermenistan'la kapılar açtığınız takdirde soykırım iddiasından vazgeçmeden elinizdeki en önemli kozu kaybedersiniz demiştim. Sonuç olarak şunu söyleyeyim Türkiye. Ee, ...Ermenistan'la kapıları açmak suretiyle güya orası tamamen Amerika'yla e, yakın ilişkiler içinde olan devletlerin e, birliğ, birliğini meydana getirecekti. Amerika rahat giriş çıkış yapacaktı. Ee, sözde biz e, Orta ile bağlantımızı daha rahat kuracaktık ama bir şey hesap edilmedi. Dağlı Karabağ bölgesi Ermenilerin güdümünde, elinde ve iradesinde olan bir yer değildi. Rusya'nındı. Rusya ile anlaşmadan Dağlık Karabağ bölgesini almanız mümkün değildi. Haliyle Türkiye'nin Ermeni açılımı Türkiye ile Azerbaycan'ın arasını bozacaktı. Ve Rusya devreye girip Ermenilerle Rusları, şey, Azerileri bir araya getirip ki iki kere Moskova'ya çağırdı biliyorsunuz. Evet. Bir araya getirip aslında Kafkasya'ya yeniden hakim olacaktı. Nitekim de bugün o büyük ölçüde gerçekleşti. O noktaya vardı. Peki demin ki analizinize, e, devam edelim hocam. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Çin'i yani üreten ya Orta Doğu politikasıyla direkt bağlantılı evet, ve orta, üreten uzak büyük Asya orta Doğu enerji havzasından uzak tutma projesi. Peki bu bağlamda şimdi e, hem orta Arap baharı hem Suriye'de yaşananlar, İran'la yaşanan malum e, füze kalkanı gerginliği bu bağlamda bundan sonraki sürece dair bir analiz yapar mısınız? Onu da yapayım ama şunu söyleyeyim bakın. Orta Doğu, Libya falan hariç, Afrika kısmı hariç, Orta Doğu'daki ülkeler ve Türk Cumhuriyetleri'nin bugün ürettikleri petrol, dünya petrollerinin yüzde 67 buçuğu. Bakın bu çok önemli bir rakam. Yüzde 67 buçuğu dünya petrollerinin üretim bölgesi olarak burası. Şimdi bunu kullanan devletler olarak bakarsanız, Dünya petrollerinin %26'sını Amerika Birleşik Devletleri kullanıyor. %20'sini Avrupa kullanıyor. Şu an %17'sinde Uzak Doğu kullanıyor. Geriye kalan da gelişmekte olan ülkeler. Şimdi bu çerçeve içerisinde değerlendirdiğinizde %46'sı sadece Avrupa ve Amerika tarafından yani yarısı. O zaman sizin buraya hakim olmak zorunluluğunuz var. Hem Çin'i kontrol edeceksiniz hem de böyle bir enerjiye sahip olacaksınız. Şimdi Kafkasya hakim olursanız zaten Türk e, yani Kazakistan'da üretilen veya doğal gazla dahil olmak üzere düşünürseniz hele buralara hakim olacaksınız. Afganistan'la birleştirdiğinizde Hint Okyanusu'na çıkan, diğer taraftan da Akdeniz'e gelen bir e, çerçeveye, coğrafya hakimsiniz. İran kalıyordu geriye. Bugün İran'la Amerika'nın veya İsrail'in şeyleri belli. Füze kalkanı belli Maratya'daki hepsini değerlendirdiğiniz zaman Büyük Ortadoğu projesinin aslında ne kadar daha geniş bir coğrafyaya hakim olmak istediğini ortaya koyuyor. Şimdi burada yapılması gereken ne? Şimdi Suriye artık Rusya tarafından korunur hale geldi. Koruma altına alındı. Suriye kolay kolay düşmeyecek. Şimdi Suriye düşmediği zaman da bütün planlar alt üst. Türkiye'nin konumu inandırıcılığı, caydırıcılığı ne olacak? Artık o belli safhada yumuşayacak, geçiştirilecek. Ama Suriye düşmediği takdirde Orta Doğu'da bir savaş çıkma ihtimali de zayıf. Suriye düştüğü takdirde Orta Doğu'da savaş çıkma ihtimali de çok yüksek. Dolayısıyla Suriye'nin ama Rusya da Suriye'yi kaybettiği takdirde bütün Orta Doğu ve İran'da kaybedecek. Orta Doğu'da böyle bir savaş ihtimali taraflar nasıl şekillenir? Kim nerede yer alır? Ha şimdi İran kim nereye itilir şimdi İran İran'la. ...Türkiye'nin savaşı söz konusu olacak... ...İsrail beraber olacak tabii Türkiye öyle ile... Öyle mi yani siz öyle mi öngörüyorsunuz? E şimdi şöyle düşünün... ...Malatya'ya kurulan radar sistemi... ...eğer Türkiye'yi korumuyorsa... ...ki İran'dan atılan bir füze... ...şeye kadar... ...Nevşehir'e kadar korum korumuyor Türkiye'yi... ...Nevşehir'den bu tarafı koruyor... ...çünkü... Oradaki radar sisteminden Verilen sinyal Doğu Akdeniz'deki Amerikan donanmasına gidiyor Amerikan donanmasından alınan sinyala karşılık Ki İsrail'e de geçiyor aynı zamanda Amerikan donanmasından atılan Karşı füze İran'dan atılan Füzeyi ancak Nevşehir sınırında Kayseri Nevşehir sınırında yakalıyor Anlatabiliyor muyum? Ama İran'dan e, İsrail atılacak bir füze Suriye üzerinde yakalıyor Yani İsrail'i koruyor Türkiye'yi korumuyor <laughs> Çok Anlatabildim enteresan. mi? Ya yani Türkiye'nin füze sistemi Türkiye'yi korumuyor ama İsrail'i koruyor. Ama koruyor. Şimdi bu çerçevede düşünürseniz aslında neler yapılmak istediğini daha rahat anlarsınız. Şimdi burada önemli olan, aha bir de şunu söyleyeyim, NATO adına da kurulmuş bir şey değil orası. Ee, Ambalaj o ama ama değil ama kim imzaladı? Mecliste de dile getirdik biz bunu. Kim imzaladı? Dışişleri Bakanı müsteşarıyla Amerikan büyükelçisi imzaladı. Böyle NATO olur mu? Onu da açıklayan Amerika biz değiliz ki. Evet. E dolayısıyla NATO olmaz o zaten. NATO NATO adına değil, Amerika'nın. Şimdi dolayısıyla Ama mes öyle sundular AKP. Ya öyle sunmuş olabilirler ama yanlış işte. Yani muhalefet olarak siz bunu ısrarla dillendirmeniz lazım. Ama dillendi. Mecliste de söyledik biz bunu. Abi genel başkanlar düzeyinde yani, yani ben Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin bu noktada aktif bakın, olduğuna inanmıyorum. Bakın tam yanlış düşünüyorsunuz hep dillendirildiği halde medyadan ne kadar aksettiriliyor bir de onu düşünün. Medyaya yer vermiyor. Ya, tabii diyorsunuz. yani hep kaç kere dile getirildi? Bir kere değil. Evet dolayısıyla savaşın tarafları. Şimdi dolayısıyla Suriye ayakta kaldığı müddetçe savaş olmayacaktır. Düşerse Suriye Suriye. Suriye düşerse ki Rusya'nın o zaman Orta Doğu'yu tamamen çekilmesi lazım orta, şeyden. O zaman Lübnan'da düşecektir. Hizbullah var orada İran'ın temsilcisi durumunda olan. Ee, ve ee, İran tehlikeye girecektir. Onun için kolay kolay düşürmeyeceklerdir. Tabii diğer taraftan önemli bir gelişme oldu biliyorsunuz. Ee, Hamas evet. E, şeyde e, e, Filistin'de Şeye katı El Fethi, e, El Fethi Fethi e, katıldı. El ile birleşme kararı katılma kararı aldı. Katılma kararı. O aldı altında katılma kararı. Bu önemli bir gelişme. Bugün Ahmet Davutoğlu Konya'daydı. E, şey e, Abbas katılması noktasında biz de çok ricacı olduk. Ee, Hamas lideri ve El Fethi lideri arasında ara bulucu olduk dedi. Şimdi bakın Suriye'yi projesi bu? Avrupa Birliği, Avrupa şey Arap Birliği Suriye'yi kırma kararı aldı. Geçenlerde. Kimlerden oluşuyor? Tamamen Amerika'nın kontrolündeki devletlerden oluşuyor Arap Birliği. Ama onun kontrolünde olmayan devletler kabul etmedi. Irak kabul etmedi, Lübnan kabul etmedi, Yemen kabul etmedi. Evet. Blokları anlatabiliyor muyum? Evet. Yani hani bir savaş diyorsunuz ya. Ama Türkiye herhalde şartta İran'la karşı cephede karşı olacak. Karşı karşıya gelecek. Gelecek. Ee, Peki yani Türkiye... inşallah inşallah olmaz tabii. Peki Türkiye'nin burada ben şimdi bir e, fayda hesabı yapılır. Yani bu ikili ilişkilerde, bütün devletler arası ilişkilerde de, kişisel ilişkilerde de Türkiye'nin böyle bir politika izlemekte Fayda hesabı nedir? Yani Türkiye ne kazanacak? Türkiye ne için, kimin için? Yani açık bir haçlı, yani petrol için, enerji için bir haçlı operasyonu Hayır orada Türkiye'ye önemli rol veriliyor Büyük Orta Doğu Projesi'nde. Şimdi Amerika, bütün bu bölgelerde büyük bir antipati ortaya çıktı. Amerika'ya karşı antipatik geliyor herkese. İslam dünyasında da. Ama Türkiye, İslam dünyası içerisinde popüler hale geldi. Özellikle İsrail'le çatışması, Gazze meselesinden dolayı haliyle Arap dünyasının Türkiye'ye karşı bir sempati beslemesine yol açıldı. Şimdi bu çerçevede düşünürseniz buraya Türk Amerika değil ama Türkiye çerçevesinde hakim olma durumu var. Türkiye bundan faydalanacağını düşünüyor. Mesela ne gibi bir fayda? Yani Türkiye'nin somut bir faydası olacak mı? Ama öbür tarafta Türkiye'nin... Hani biliyorsunuz yeni Osmanlıcılık vesaire gibi şeyler, sözler var bölgede. Şimdi bunlarla ama e, Kerkük'ü de literatürden çıkardılar öbür tarafta. ya O dediğiniz doğru. Tamamdır ama da. Hiç, tamamdır da. Yalnız beş senedir çok, Kerkük yok. Kırmızı Kerkük, Kerkük, Kerkük çizgi olarak Kerkük yok ama yok. Kuze, Irak'ın kuzeyi yalnız e, çok yakın ilişkiler var. Kırmızı hmm. halılar düşeniyor. Barzani geldiği zaman. O zaman eyalet sistemine geçip gibi. ELS sistemine geçip yani Irak'ın kuzeyini zırp, bize mi bağlayacaklar? Durup dururken başkanlık sistemi önerilmiyor yani. Peki o zaman Amerika bu suluğun Kerkük'ün, petrolünü Türkiye'ye yedirir mi? Yedirmesine gerek yok ki gene kendiler istedikleri gibi faydalanacak ama Türkiye'de belli ölçüde ne bağlanır. Yani yeni Osmanlıcılık e, e, pompalamasıyla bu işin içine ya giriyor. Ya şimdi bu olmaz tabii ki şunu söyleyeyim bir defa Araplar kendi arasında birlik sağlayamıyorlar birbirleri rekabet halindeyken böyle bir şey zaten hayali söz konusu bile olmaz bu. Yani bu ülkelere gidip hakikaten resmi görüşmeler yaparsanız belki olur zannedersiniz ama eee gayri resmiye gidin görüşün bakın olmayacağını görürsünüz. Evet. Şimdi ben günde güncel son 10 dakikaya geldim. Bence girdim. diğer asıl olması gereken şey Türkiye'nin evet. biraz önce söylediğim gibi Avrupa zaten çöküyor, dağılıyor. Yeni bir birlik bu enerji merkezlerini için alan Türk cumhuriyetlerinin içinde yer aldığı bir yeni birlik kurma peşine düşmesi lazım. İran, Rusya, Türk Cumhuriyetleri ekseninde evet, evet. yeni bir birlik diyorsunuz. Evet. Peki böyle bir e, niye, birle engel niye engel anıman... olmak isteyebilir. Bakın Amerika engel olmak isteyebilir, Avrupa engel. Ama, Ama siz onun içerisinde Rusya'yı e, katarsanız. Nabukov ve diğer o petrol murolarını da gördük zaten. Türkiye'nin tutumu ortada. Tamamen Pax Amerika'danın kontrolünde Türkiye şu anki fotoğrafı o. Ama kurtulmak istiyorsa Türkiye bazı şeylerden bundan vazgeçmesi lazım diyorsunuz. Evet sevgili hocam son 10 dakikaya girdik. Şimdi seyirciler çok sayıda mesajı var. Şimdi çok ilginç bir şey oldu. Tabii gündem Ermeni meselesi iken akşam geç vakitlerdeki gün önce, önceki gün mecliste milletvekillerine yüzde yüz zam yapıldı. İşte hem emekli olan hem bugün milletvekili olan 19 milyar 700 yani 20 milyar yaklaşık olarak. Milletvekillerine yapılmadı. ...emeklilere Emeklilere yapıldı da şöyle, yani mevcut... ...şimdi siz hem emekli olup da... ...hem milletvekili olanlara... ...19.700... E, ...yani 20.000 liraya yakın... ...bir para alacaklar. Yani emeklilerin maaşı %100 civarında... bir ...artılma söz konusu. Şimdi bu kamuoyunda büyük tepkilere... ...neden oldu. Şimdi ben size... ...birkaç bilgi sunacağım sevgili hocam. Ee, Norveç'in... E, Milli geliri 98 bin dolar. Fert başına milli geliri 98 bin dolar. Türkiye'nin 10 bin doların altında. Norveç'te milletvekili maaşı 13 bin lira. İsveç'te milli gelir 13 bin, 13 bin Türk lirası. Türk lirası. Mı? Türk lirası evet. Ha, Türk lirası mı çevirdiniz? Türk lirası ben çevirdim. <laughs> yani yazdığımı <Anladım>. da yazdığım <laughs> için. Ee, İsveç 65 bin dolar milli gelir fert başına. Türkiye'nin 10 bin doların altında. Türkiye'de milletvekilleri 20 bin lira alırken e, Norveç'te Alacakken söyledim. İsveç'te İsveç'te 19 bin lira civarında İngiltere'de 11 bin lira Polonya'da Polonya'da 14 bin dolar milli gelir Türkiye'nin 10 bin doların altında Polonya'da 5 bin 500 lira yani böyle çok aşağılarda İspanya'da İspanya 37 bin dolar milli geliri var Avrupa Birliği ülkesi Keza İspanya'da da euro olarak ama ben onları TL'ye çevirdim. Orada da ...altı e, bin lira civarında. Şimdi Avrupa'nın devasa ülkeleri bunlar hocam. Yani İsveç'ten, Norveç'ten bahsediyor. Refahın en yüksek olduğu ülkeler İsveç, Norveç. İngiltere'den bahsediyoruz. İspanya'dan bahsediyoruz. Polonya'dan bahsediyoruz. Yani Türkiye onlar kadar zengin mi ki? Yani durup dururken işçiye, emekliye 10 lira, 20 lira, 30 lira zammı vermezken... Mebus emeklilerine kim? Milletvekili emeklilerinin başka bir sürü de e, imtiyazları var böyle vatandaşın dışında. AKP'lilerin tam kadro, iki de CHP'li milletvekili var. MHP'li var mı ona oy verenlerin içinde? Veya siz oy verdiniz Abi, mi? Bizde 10 tane, e, on muhalefet vardı. Bir tanesi benim. Muhalefet eden, buna buna muhalefet eden, 10 kişiden biri sizsiniz. Ben sizi alkışlıyorum o zaman. Muhalefet edenleri de alkışlıyorum. Açıkça bu kamu o kamu vicdanına sinmem sinmiyor hocam. Yani Şimdi yalnız sabahattin Bey şunu söyleyeyim. Ee, o ülkelerin yapılarını bilmiyorum ama şöyle bir durum var. Evet. Şimdi ben pek para işleriyle uğraşmadım. Şuraya evet. kadar da pek ilgi de duymadım. Ben üniversitede 38 yıl çalıştım. 38 yıl sonrasında emekli oldum. 72 bin lira para verdiler bana 38 yılın sonrasında ikramiye diye ee, 38 yıldan sonra 72 bin lira aldım yani bir ev bile alma imkanı olmayan Evet bir, bir para miktar aldınız aldım. evet 3.480 lira mı nedir ee, de bir de şey emekli maaşı şimdi şöyle söyleyeyim tarih kurumunda 15 yıl başkanlık yaptığım dönem içerisinde de ee, en son aldığım 380 liraydı maaş olarak. Hiç para üzerinde durmadım. Ama şunu söyleyeyim. Gördüğüm kadarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen ziyaretçi kadar dünyanın hiçbir ülkesinde meclise ziyaretçi gelmiyor. Hiç kimse gelmez. Burada herkesin aşağı yukarı her ay 100-200 tane ziyaretçisi geliyor ve herkese yemek getiriyor milletvekilleri. Tabi orada yemekler de ucuz ama yani ben de meclis Ucuz da olsa giderim. ama yani bir çorba için 1 biz... Bir, bir liraya, iki liraya bir lira 2 lira yaşıyorsunuz. Yok 1 lira 2 lira değil. E çay değil yemek yiyorsun. Bir, bir çorba'yı ya. orada yani her çok kişi ucuz. Için on evet. 10 lira falan. Her kişi yani Yer, o yemeklerle beraber Yedi lira sekiz liraya bilemediniz 10 liraya i̇şte muhteşem. İşte yemek, kap yemek yersiniz. Gelen insanlar da siz sadece çorba için demiyor kimse. Evet. Yiyorlar 10 lira diye 10 lira hesap yani en fazla o da evet. Yani o, o şekliyle düşünürseniz yani o insanların Tabii o bir şey değil. Yani o Hayır noktada bir o ama... İkincisi harcırah vermiyorlar. Yolluk yemeye vermiyorlar. Ben Fransa'ya gittim geçen gün harcırah falan vermediler. Cebimden yedim. Ama o devlet gezisi Hayır, gibiydi. Hayır, öyle olsa gene vermiyorlar işte. Onu söylüyorum size. Peki o NATO asla şuraya buraya o Hayır, görevlerde olanlar. Hayır, bakın. Görevlerde daha olanlara... önce de görevlere gittim. Bu parlamenterler birliği Parlament... düzeyinde gidenler. Yok, bakın parlamenter olarak gittim. Akdeniz e, Birliği Parlamenter Asamblesine katıldığım gene harcılar yoktu. Masrafları karşılıyorlar ama değil mi? Otel motel. Oteli karşılıyorlar ama yemek parasını vesaire siz veriyorsunuz. Evet. Öte e, yani bakın Fransa'da yemek parasını ben veriyorum. Yani Şimdi o, bu şekliyle evet. düşünün bir. İkincisi de bilemiyorum. Seçim bölgelerinize gidiyorsunuz. Bunu hafta her hafta gidiyor. Yol parasını kendiniz veriyorsunuz. İşte harcamalarınızı yapıyorsunuz. Gelenlere kimisi geliyor size sürekli olarak para istiyor sizden. Fakiriydi bilmem neydi adı altında. Oradaki teşkilat sizden para istiyor. Onları veriyorsunuz. Yani bir de bu yönüyle düşünün. Yani, ben kendim için söylemiyorum dedim. Tamam bakayım. siz hayır oyu verdiniz ama ben kusura bakmayın. Yani ben o tezlerinize ee, katılamayacağım. Ama katıl, Çünkü, katılmak ee... zorundasınız. ne olduğunu bilmiyorsunuz. Orayı iyi inceledim. bildiğimi zannediyorum hocam. Çünkü ben 1989'dan beri yani Ankara'da inceleyin. gazetecilik Ankara'da ben gazetecilik yaptım. Gazetelerden için... öğrendiğim şu. Bazıları 900 lira, bazıları 1200 lira e emekli maaş aldıklarını e belirtiliyor bu şekilde. Şimdi iç yapısını tam bilmiyorum. Tekrar ediyorum. Bilerek konuşmuyorum ama bunlarda bir birleştirme söz konusu edildiği söylendi. Gazetelerden de böyle okudum. Evet. Sevgili hocam, Türk Tarih Kurumu başkanıydınız siz. Sizin ee, yerinize şimdi benim kişilerle bir meselem yok, problemim yok, şahsi meselem ama Türk Tarih Kurumu'na şimdi belli bir cemaat tam mensup insanların atandığı mesela zaman gazetesinin yazarlarının Türk Tarih Kurumu'na Mümtaz Ertürk ve İskender Hoca'nın atanması kamuoyunda tepkiyle karşılandı, infial yarattı. Şu anlamda yani Mümtazer Türk onu siz de tanırsınız ben çok yakından tanıyorum. Faili meçhuller Tansu Çiller'e bu ülke için kurşun atmak da, kurşun yemek de atmak da şereflidir. Söylettiren adamdır. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Şükrü Karaca, Mümtazer Türk Önü Hüseyin Koca Şükrü Karaca üçlüsünden biri Şükrü Karaca. O bana birebir söyledi. Bunu Tansu Hanım'a o söyletti. Şimdi Mümtazer herhalde hapse girmemek için bu dönem cemaate sığındı, AKP'ye sığındı. Şimdi böyle biri Atatürk'e direkt e, hakaret eden, Atatürk'ü hedef alan bir isim Mümtaz Ertürk öne. Bir de Zaman Gazetesi'nde yazı yazıyor. Keza İskender Hoca. İskender Hoca da biraz daha farklı yere oturtuyorum Mümtaz Erden farklı ama sonuçta o da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atılan bir subay. Ama ve Zaman Gazetesi şemsiyesi altında. Ve Atatürk'e bakışı menfi belli. Böyle bir ismin Türk Tarih Kurumu gibi bilim yuvasına, yönetimine atanması ahlaki midir? Kurum değil, yüksek, yüksek kurumu değil yüksek kurumu. Yüksek kurumu yani. Evet. evet. Ben şimdi Sabahattin Bey şahısların atanıp atanmamasından önce ki mecliste de bu konuşmayı yaptım. Burada konuşmam ettim. Oradan okuyacağım size. Şimdi orada bakın. Şöyle diyor. Yüksek danışma kurulu başbakanın veya ilgili bakanın başkanlığında bilim, sanayi ve teknoloji bakanı müdür bak bakanı Kültür ve Turizm Bakanı, Milli Eğitim Bakanı ile Başbakan tarafından belirlenecek diğer bakanlar, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanıca Yüksek Kurumun görev alanına giren konularda özgün bilimsel araştırmalarıyla tanınan bilim adamları arasından 3 yıllığına seçilen 3 üye ile Yüksek Kurum Başkanı ve Kurum Başkanlarından oluşur. Şimdi bakın, Cumhurbaşkanı ve Başbakan gerekli gördükler hallerde Yüksek Danışma Kurulu'na başkanlık eder. Ben şöyle yazdım altına bakın bunun ve mecliste bunu dile getirdim vicdan sahibi her kim olursa olsun herkes siyasi mülahazalardan uzak kalmak kaydıyla bilimsel araştırma yapan bir kurumun danışma kurulunda yukarıda adı geçen siyasi şahsiyetlerin ne işin olduğunu sorgulayacaktır. Bana söyler misiniz? Balık baştan kokmuş. Bir defa askeri idarenin getirdiği, kur, oluşturduğu bir kurumu siz devam ettiriyor ve bunu daha da ileriye götürüp devlete bağlıyorsanız sonucun böyle olmaması mümkün değil. Bakın burada bir şey daha söyledim. Diyor ki yüksek kurumun ve kurumların bilim kültür alanındaki çalışmaların ve etkinliklerini değerlendirir. Pardon. Ee, bunları yapıyor da o. Diyor ki 5. maddenin 6. fıkrasında yüksek danışma kurulunca gerekli görülen kararlar yani biraz önceki söylediğim resmi gazetede yayımlanır. Bir bilim kurulu hakkında alınan kararların resmi gazetede yayınlanması hangi dünya ülkesinin bilim kurulunda görülmüştür? Üçüncüsü, yönetim kurulu, o bilimin siyasetinin ipotek Türk altına de, alınması. Sayın Türk de atandığı yönetim kurulu, yüksek kurum başkanının başkanlığında, cumhurbaşkanı tarafından seçilecek iki üye ile başbakan ve ilgili bakan tarafından daha iki kişi daha gelecek, tarafından seçilecek birer üye ve kurum başkanlarından oluşur. Bakın şimdi yönetim kurulu en az ayda bir kez de olağanüstü toplantı yapar. Olağan toplantısını yapar. Bak şimdi burası önemli. Gerekli hallerde başbakan veya ilgili bakan yönetim kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ne alaka? Yani bir bilim kurulu yüksek kurum onun yönetim kurulunun Başbakan ve bakan tarafından olağanüstü toplantıya çağrılması hangi sebeple olur? Evet. Hocam son iki dakika. Dolayısıyla bakın en baştan şu atandı bu atandıyı bırakın. Bir defa bu kurumun böyle bir yasaya sahip olması abesle iştigaldir. Çok doğru. Evet. Anlatabiliyor muyum? Çok doğru. Yani yiğitlerse yapılacak şey şu. Tarih ve dil kurumlarını birer akademi haline getirsinler, bağımsız hale getirsinler. Özelliği de var çünkü Atatürk'ün İş Bankası gelirler de var. Mesele bitsin. Şimdi son soru, ee, son iki dakika. Ee, tabii sizi partinizde, genel başkanınızla karşı karşıya getirmek gibi bir amacımız asla yok. Onun için de sormuyorum ama seyircim de ısrarla sormamı istiyor. Bir, Libya'ya ...Savaş Gemisi gönderme tezkeresine MHP niye olumlu oy verdi diye soruyor seyircimiz. Siz verdiniz mi? Ya hayır, ben bildiğim kadarıyla hayır. Siz vermediniz? Hayır. Evet. Ama MHP, CHP ile beraber e, e, Savaş Gemisi Libya tezkeresinde... ...yani Libya'ya ilan edilen Haçlı Savaşı'nda MHP'de AKP'nin kuyruğuna takıldığı gibi bir değerlendirme var. Libya tezkeresini hatırlayın hocam. O bir. Bir başka soru, son sorum. E, son bir dakika. Sayın Devlet Bahçeli benim, benim bildiğim kadarıyla yanlış yalnız o. Bilgi. Yok hayır. hayır. MHP'nin destek verdiği malum da sizin savaş gemisi değil. Oradan tezkere. insanların getirmesine sadece destek verdi Milliyetçi Ama Hareket Ama savaş açtı. savaş gemileri gitti ya hocam Savaş tezkere. işte adamları getirsin diye gitti. Ona o, onay verdiniz. Ona verdiniz. Diyorsun. Orada yoksa Peki. savaşa veya orada bombalanmak için evet. bilmem neye verilmedi. Son bir şey bile de Sayın Devlet Bahçeli'nin aman Türkiye'nin istikrara ihtiyacı var. AKP karışmasın, AKP'de birlik bozulmasın, AKP bölünmesin, parçalanmasın demesi AKP'nin seçim sürecinde Türkiye için, istikrar için bir kez daha evet propagandasıyla örtüşmüyor mu? Hayır bakın orada sonradan Sayın Devlet Bahçeli Bey açıklama da yaptı. Bu o anlamda değil ki. Başbakanın hastalığı sebebiyle şey birbirine girdi. Ee, AKP içerisinde herkes e, neredeyse koltuk mücadelesine geliyor. Ne işte AKP bir, yerle bir olsun Türkiye bir kurtulsun. Dakika, bir dakika ne ne yapıyorsunuz siz ne diyorsunuz şu an öyle bir durum ne CHP ne de MHP tarafından bir hükümet kurulamayacağına göre. Seçime gideriz. Hang, seçime gitmek kolay mı şu sırada ekonomik düzen alt üst olur. Zaten dünya karma karışık hale gelmiş devlet beyin söylediği şey bir tespittir. Diyor ki şu an bir kaos çıkar ve AKP parçalanır ve iç kargaşaya çıkarsa alternatifi yoktur ve kaos ortamı çıkar diyor. E, tespiti, tespitte bulunuyor. Evet. biz Yani AKP'nin ayakta kalması için değil ki tam tersine onunla ilgili de arkasından beyanatı var. AKP'nin ayakta kalması için değil ki o. Evet biz bu soruları sormuş olduk cevabımızı almış olduk. Sevgili hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica Süremizin teşekkür sonuna geldik ağzınıza sağlık. Evet değerli seyirciler. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Hepinize iyi geceler, iyi haftalar diliyorum efendim. Hoşçakalınız.